Tiyatrosu. Sayın dinleyiciler, bu akşamki programımızda sizlere bir cinayi oyun sunuyoruz. Katil Kim? Yazan Agatha Christie. Dilimize çeviren Ayten Kuyululu. Mikrofona koyan Müşfik Kenter. Oynayanlar: Herkül Poirot, Müşfik Kenter. Müfettiş Battle, Genco Erkal. Mrs. Oliver, Yıldız Kenter. Anne Meredith, Çiğdem Selışık. Rhoda, Alev Koral. Binbaşı Despert, Kamuran Yüce. Mrs. Lorimer, Ayten Kuyululu. Doktor Roberts, Şükran Güngör. Mr. Şeytana, Bülent Koral. Albay Reis, Çetin İpekkaya. Teknik prodüksiyon, Arif Temizer. O Monsieur Poirot. Oo, siz misiniz Mr. Şeytana? Ne güzel bir tesadüf. Sizin polis mevsimi durgun geçiyor. Ha, yoksa burnunuz bir soygun kokusu mu aldı? Burada bir hırsızlık mı olacak? Ne harikulade, ne heyecanlı bir şey. Maalesef Mr. Şeytana, sizi eğlendiremeyeceğiz. Buraya sadece sergiyi gezmek için geldim. Öyle mi? Ne yazık. Demek bir polis de bazen göz zevkini tatmin ihtiyacı duyarmış. Güzel sanatlarla ilgilenmek için biraz geç kalmadınız mı Monsieur Poirot? Sergide sizin koleksiyonunuzdan da 3 biblo var. Evet, oradan buradan toplama şeyler. Bir gün evime gelin, ilginizi çekecek şeyler göreceksiniz. Topladığım eşyalar arasında her cinsten, her devirden, her sınıftan bir şeyler bulabilirsiniz. Hatta mesleğinizle ilgililerini bile. Sahi mi? Meşhur cinayetlere ve soygunlara ait bazı eşyaları biriktirdim. Çocukça bir merak. Kendimi böyle lüzumsuz şeylere yormazdım ama ele geçirdiklerim cidden en mükemmel şekilde işlenmiş suçlara ait. Anlamadım. Suç aletlerinde de artistik bir taraf buldunuz mu söylemek istiyorsunuz? Yok canım, suçu işleyenlerde Monsieur Poirot. No, sizi pek mi şaşırttım aziz dostum? İkimiz böyle şeyleri bambaşka açılardan görürüz. Sizin için suç alelade bir şeydir. Mesela bir cinayet işlenir, soruşturma yapılır, bir delil ele geçer, sonra da katil yakalanır. Tabii sizin gibi fevkalade kabiliyetler tarafından. Böyle bayağı şeyler açıp beni hiç ilgilendirmez. Hele aptal katillerden bana ne? Yakalanan bir katil muvaffak olmamış bir insandır. İkinci sınıf bir katil. Ben işe artistik bir cepheden bakarım. Sadece en mükemmelini koleksiyonuma dahil ederim. En mükemmel neyi? Ele geçmemiş katiller azizim. Muvaffak olmuşları. Kendilerinden hiç şüphe edilmeden hayatlarını devam ettiren katilleri. Siz de itiraf edin ki çok eğlenceli bir merak benimki. Bence hiç eğlenceli değil. Aklıma bir şey geldi. Küçük bir ziyafet. Evet. Koleksiyonumu size takdim edebilmek için bir ziyafet. İnanın çok enfes bir buluş bu. Niye daha önce düşünmedim? Ama ne güzel, ne güzel. Yalnız bana biraz müsaade. Gelecek haftaya kadar boş musunuz? Gelecek hafta hangi günü isterseniz hazır. Gelecek hafta içinde hangi gün olursa olsun gelebilirim. Mükemmel. Cuma? Cuma olabilir değil mi? Olur. Ayın 18'i Cuma günü. Hemen not defterime yazayım. Bu buluşuma bayıldım. Bence hiç de bayılacak bir buluş değil. Aziz dostum, kendinizi bir an için şu polislik sınırlarından kurtarın. Cinayet karşısında soğukkanlı kalamıyorum. Peki ama neden? Aptalca etrafı velveleye vererek kasaplık eder gibi işlenen cinayetler için haklısınız. Ben de sizinle beraberim. Fakat cinayet de bir sanat, katil de bir sanatkar olabilir. Olabilir. O halde? Ama gene de bir katildir. Elbette Monsieur Poirot. Siz bütün katilleri yakalamak, bileklerine kelepçeyi geçirmek, hapse tıkmak istersiniz. Bana kalırsa muvaffak olmuş bir katil cemiyetten biri sayılmalı ve yemeğe davet edilmeli. Cinayet sanatı hakkında sizin kadar hassas değilim Mr. Şeytana. Akıllı bir katili takdir ederim. Şahane pençeleri olan bir kaplanı da beğenirim. Fakat kafes arkasında durdukça, icap etmedikçe de kafese girip bunu yakından seyretmek istemem. Çünkü kaplan her an saldırabilir. Anlıyorum. Ya bir katil? Öldürebilir. Korkaksınız aziz dostum. O halde benim kaplan koleksiyonumu görmeye gelmeyeceksiniz. Tam tersine, zevkle geleceğim. Ne cesaret. Beni yanlış anladınız Mr. Şeytana. Sözlerim sadece ikaz mahiyetindeydi. Bana katil koleksiyonu yapmanın eğlenceli bir şey olduğunu kabul etmemi söylediniz. Ben size buna eğlenceliden ziyade tehlikeli demek istiyorum. İnanın bana, bu merakınız sizin için tehlikeli olabilir. Ayın 18'inde sizi bekliyorum. Geleceğim. Unutmayın, tam 8'de. Hoş geldiniz. Sizi tanıştırayım.
Mrs. Oliver, Monsieur Poirot. Memnun oldum efendim. Memnun oldum. Müfettiş Bat ile tanışıyorsunuz tabi. Monsieur Poirot'u tanırım. Albay Reis, Monsieur Poirot. Memnun oldum. Memnun oldum. Öbür misafirler gecikti. Kabahat bende sanırım. Onlara 8:15 demiştim galiba. Doktor Roberts. Çok geç kalmadım ya. Hayır, tanıştırayım. Mrs. Oliver, memnun Albay oldum. Reis, Hercule Poirot ve Müfettiş Bat. Müfettiş Bat. Scotland Yard'ın en meşhur polislerinden biri. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ağzınızdan laf almanın çok güç olduğunu söylerler ama ben bir defa deneyeceğim. Cinayetlerle oldum olası ilgilenirim. Bir doktor için kötü bir ihtiyat. Sakın sinirli hastalarıma söylemeyin, olur mu? Mrs. Lorimer. Çok geç kalmadım ya. Binbaşı Despard. Merhaba. Miss Meredith. Eyvah, geç ben mi geldim? Ne çıkar Miss Meredith? Beklemeye diyecek kadar güzelsiniz. Buradakilerle tanışıyorsunuz değil mi? O halde bana müsaade edin bir dakika. Ev sahibimiz pek tembel. Öyle. Falancayı tanıyorsunuz değil mi deyip gider daima. Geldi çık işin içinde. Halbuki siz burada kimseyi tanımıyorsunuz değil mi? Bazılarını tanıyorum. Mesela şu Mrs. Oliver değil mi? Roman yazarı. Evet. Kütüphanedeki ceseti yazan. Ta kendisi. Yaşı yüzü tahtadanmış gibi hareketsiz kocaman adam. Müfettiş Battle mı? Evet, Scotland Yard'dan. Ya siz? Ya ben? Galiba sizi hepsinden fazla tanıyorum Monsieur Hercule Poirot. En esrarlı cinayetleri çözüp meydana çıkaran meşhur dedektif. İltifat ediyorsunuz. Monsieur Poirot, şu şeytan hakkında ne düşünüyorsunuz? Garip bir adam. Kafasını cinayetlerle bozmuş. Hepimizi birbirimize katmak için topladı bu araya bu gece. Bakın şimdi ne yapmış yapacağını. Mrs. Oliver'la Doktor Roberts harıl harıl iz bırakmayan zehirlerin münakaşasını yapıyor. Müthiş adam. Doktor Roberts mı? Hayır, Mr. Şeytan. İnsan üzerinde tuhaf bir tesir bırakıyor. Ondan çekiniyorum adeta. Neden hoşlandığı hiç belli olmaz. Bir bakarsınız herkese dehşet veren bir şey onun pek hoşuna gider. Mesela? Bilmem. Ondan hoşlanmıyorum diyemem ama korkuyorum da. Yemeklerine de bayılacaksınız. Mükemmel bir ahçısı var. Ömürsünüz vallahi. Demek bütün meşhurların böyle zaafları var. Yemek hazır. Toplantının en güzel kızını bütün gece inhisarınızı almanıza müsaade edilmeyecek tabii Monsieur Poirot. Siz Fransızlar hiç vakit kaybetmezsiniz doğrusu. Ben Belçikalıyım Doktor. Kadın mevzuunda her iki millet de aynıdır azizim. Binbaşı Despard, şimdiye kadar mevcudiyetinden kimsenin haberi olmayan bir zehir biliyor musunuz? Yeni romanımda kullanacağım. Afrika yerlilerinin kullandıkları bazı zehirler var ama... Onlar yüzlerce defa kullanıldı. Ben yepyeni bir şey istiyorum. Laboratuvarlarda hazırlanan mikroplarla kan zehirlenmeleri oluyor. Onlardan istifade etsenize. Okuyucularımın hoşuna gitmez bu. Üstelik mikropların isimlerini de telaffuz edemezler. Hatta sekreterim bile yazamaz doğru dürüst. Siz ne dersiniz müfettiş Petra? Gerçekte insanlar öyle ince hesaplarla uğraşmaz mı siz Oliver? Arsenik kullanır, olur biter. Saçma. Sizin Scotland Yard'ınız bu yüzden birçok cinayetlerin failini bulamıyor. Halbuki başınızda bir kadın bulunsa... Biliyorum. Parklardaki çiftleri rahatsız etmekten başka işe yaramayan gülünç yapkalı kadınlar. Ben başınızda bir kadın bulunsa diyorum. Kadınlar cinayetten iyi anlarlar. Doğru, en başarılı katiller kadınlardan çıkar. Kafalarını iyi kullanırlar. İnsan kendilerini ele vermişlerine şaşıp kalır. Zehir bir kadın silahıdır. Hala ele geçmemiş kadın katilleri vardır ya. Vardır ya elbette. Doktorların da bir takım imkanları vardır. İtiraz ediyorum. Biz şayet hastalarımızı yanlış ilaçla zehirlersek bu tamamen kaza eseridir. Eğer ben bir cinayet işleseydim çok basit bir yol seçerdim herhalde. Kazalar olağan şeylerdir. Av kazaları mesela. Boş zannedilen bir tüfek yanlışlıkla ateş alabilir. Evdeki hizmetçi hanımına kızıp onu zehirleyebilir. Ben de kim oluyorum bu hususta konuşacak? Burada bu kadar mütehassıs varken kimler briç oynar? Mrs. Lorimer, siz Doktor Robert, siz oynar mısınız Miss Meredith? Evet, pek iyi bilmem ama. Zararı yok. Ya siz binbaşı Despard? İsterseniz siz dördünüz bu odada oynayın. Briç oynamaya bayılırım. Adeta hastalık haline geldi bende. Bir yere davet edildim mi yemekten sonra briç oynamayacaksak vazgeçiyorum, gitmiyorum. Çok ayıp ama yemekten sonra uyku bastırıyor. Kartları keser misiniz? Mrs. Lorimer. Siz Mrs. Meredith ile ortaksınız. Güzel. Erkeklere karşı kadınlar. Size bir sayı bile vermeyeceğiz. Kart lütfen. İyi şanslar dostlarım. Müsaadenizle. Öbür odada da bir masa kuruldu. Onların yanına gitmem lazım. Kartları kesmek için sizi bekledik. Ben oynamam. Birinci hiç sevmem de. Öyleyse biz de oynamayalım Mr. Şeytan'a. Rica ediyorum. Siz eğlenmeye bakın.
Ben misafirlerimi hoşça vakit geçirmelerini isterim. Müsaadenizle öbür odaya geçiyorum. Üçger. Pas. Beş kara. Oyun. Aferin ortak. Kazanacağımızı hiç ummuyordum. Karşımızdakiler pik çıkarsalar da oyunu kaybetmiş. Ha, biz gene de kazanamazdık. Bende bir pik vardı ama nedense trefli oynadım. Neticede malum. 12'ye 10 geçiyor. İkinci bir oyuna vakitimiz var mı? Ha, beni mazur görün. Erken yatmaya alışık bir adamım. Ben de. Ya kalksak iyi olacak. Ev sahibimiz öbür odada. Mr. Şeytana şöminenin önündeki koltukta. Öbürleri oyuna devam edecekler galiba. Biz veda edelim. Gidiyoruz Şeytana. Müfettiş Battle, bir dakika gelir misiniz? Bir şey mi var? Şuraya bakın. Bir dakika lütfen. Sizlere üzülerek Mr. Şeytano'nun öldüğünü bildirelim. Kalp sektesi mi acaba? Ölüye dokunmayın Dr. Roberts. Bu gece bu odadan dışarı çıkıp giren oldu mu söyler misiniz? Giren çıkan mı? Yok, hayır. Ya siz ne dersiniz Mrs. Dorman? Kimse girip çıkmadı. Uşaklardan veya hizmetçilerden biri? Hayır. Oyun başlamadan önce uşak içki masasını odaya getirdi, bir daha da girmedi buraya. Öyle mi binbaşı Despa? Öyle. Ne oluyor burada Allah aşkına? Bırakın da muayene edeyim. Belki de bayılmıştır. Baygınlık değil. Çok müteessirim fakat adli tabipten başka kimse ona elini süremez artık. Bayanlar baylar, Mr. Şeytana öldürüldü. Öldürülmüş mü? Yaman Allah'ım. Bıçaklanarak öldürülmüş. Bu gece oyun esnasında hanginiz masadan kalktınız? Evet, cevap bekliyorum. Hepimiz birkaç defa kalktık sanırım. Kimimiz içki doldurmak için, kimimiz şömineye odun atmak için. Ben her iki iş içinde kalktım. Şömineye odun atmaya gittiğimde Şeytana uyuyordu. Uyuyor muydu? Sanırım. Uyuyor da olabilirdi, evet. Öldürülmüştü. Bunu sonra anlayacağız. Lütfen hepiniz öbür odaya geçin. Advay Reis, siz onların yanında kalır mısınız lütfen? Baş üstüne Fetiş Bel. Şimdi gelecek. Merkezden verilen emre göre bu davayı ben alıyorum üzerime. Sizce öleli kaç saat olmuştur Mr. Poirot? Bana kalırsa bir saatten fazla. Belki de. Ne yazık ki saatini dakikasını kesin olarak tahmin güç. Ateşin önünde oturduğuna göre biraz fark eder tabii. Belki de 1,5, 2, hatta 2,5 saat olmuştur öleli. Bunu bizim doktor bilebilir ancak. Ama hiç kimse ne bir şey görmüş ne de işitmiş. Çok garip. Adam ya bağırsaydı bıçak saplanırken? Bağırmadı. Katilin şansı yardım etti. Doğrusu güç iş. Kim yaptı acaba? Mr. Şeytana sizi bu akşam neden davet ettiğini söylemiş miydi? Hayır. Neden sordunuz? Bizimkiler geldi işte, onları içeri alayım. İlk önce sizinle konuşalım, sonra soruşturmaya başlarız, olur mu? Olur. Zavallı budala. Acayip tavırlar takınıp başkalarını korkutmaya çalışmak ne çocukça bir merak. Dördünü de sorguya çekmeden önce sizinle konuşalım Monsieur Poirot. Bu geceki toplantının bir hususiyeti olduğunu söylemek istediniz biraz önce. Mr. Şeytana bu toplantıda bana bir katil koleksiyonu teşhir edeceğini söylemişti. Katil koleksiyonu ha? Doğru mu söylüyordu sizce? Sakın sizinle alay etmiş olmasın. Hayır, doğru söylüyordu. Şeytana hayatı Mephisto gözüyle görmekten, şeytanca işler yapmaktan gurur duyardı. Garip bir adamdı. Aynı zamanda da aptaldı. Bu yüzden de öldü zaten. Anlıyorum. 8 kişilik bir toplantı tertip etti, bir de kendisi. Bunlardan 4'ü polis veya polisliğe benzeyen işlerle uğraşıyor, 4'ü de katil. Ama bu imkansız bir şey, imkansız. Onların hiçbiri katil olamaz. Ben sizin yerinizde olsam bu kadar emin olmazdım Mrs. Oliver. Katiller de herkes gibi hareket eder, herkese benzeyebilir. Sempatik, sakin, iyi huyludur. O halde katil Doktor Roberts. Bu adamı görür görmez onda bir acayiplik olduğunu hissetmiştim. Hislerim de beni asla yanıltmaz. Ya siz ne düşünüyorsunuz Albay Reis? Olabilir. Bu da şeytanının ömründe ilk defa yanılmadığını ispat eder. Herhalde o 4 kişinin katil olduklarından şüphe etmişti. Emin değildi. Belki hepsi de katil. Ama işlerinden birinin gerçekten katil olduğunda haklıydı. Ölümüyle de bunu ispat etti. Siz ne düşünüyorsunuz Mr. Poirot? Mr. Şeytana'nın garip bir şöhreti vardı. Tehlikeli denecek kadar şakacıydı. Acımak bilmezdi. Katil Şeytana'nın sırf eğlenmek maksadıyla kendisini ele vereceğinden, bu toplantının maksadının da kendisini polise teslim olduğundan şüphe etmiştir. Ayrıca Şeytana'nın kat'i delillere sahip olduğunu da sanmış olabilir. Delil var mıydı gerçekten?
Bunu hiç öğrenemeyeceğiz. Doktor Roberts. Mesela o şakacı bir adam. Bütün katiller de şakacıdır. Eğer sizin yerinizde olsaydım onu tevkif ederdim müfettiş Bethel. Eğer Scotland Yard'ın başında bir kadın bulunsaydı dediğiniz yapılırdı korkarım. Fakat görüyorsunuz idare biz erkeklerin elinde. Erkekler ihtiyatlı olmak zorundadır. Ağır fakat emin adımlarla yürürler. Erkekler. Artık sorguya başlasak fena olmayacak, onları bütün gece o odada tutamayız. Sakın belli etmeyelim. Bu şeytananın sırrıydı ve bütün maksatları, tasavvurları kendisiyle birlikte öldü. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Öbür odaya git, orada Anderson'ın yanında diğer dört misafiri göreceksin. İçlerinden Dr. Roberts'a buraya gelmesini söyle. Aman, söyleyeceklerini not etmeli. Bir kitabımda kullanabilirim. Gerçek hayat kitaplardan farklıdır. Biliyorum, inşasında en kötü malzemeyi kullanırlar. Vallahi bana kalırsa bu pek şeytanca bir iş müfettiş Battle. Gözlerime inanamıyorum adeta. Üç kişinin içinde bir adamı bıçaklamak. Doğrusu böyle bir cesareti ben gösteremezdim. Bu işi benim yapmadığımı ikna etmek için ne söylemem lazım bilmiyorum. Ortada şeytananın ölümünü icap ettirecek önemli bir sebep olmalı. Tabii. Yalnız benim zavallı şeytanıyla görülecek hiçbir hesabım yoktu. Onu pek iyi tanımam bile. Hoşuma giderdi, acayip bir adamdı. Nasıl olsa onunla olan münasebetlerimi tahkik edeceksiniz biliyorum. Aptal değilim. Ama aramızda hiçbir şey olmadığını da göreceksiniz. Şeytanayı öldürmem için hiçbir sebep yoktu ve onu ben öldürmedim. Pekala Dr. Roberts, soruşturma yapmaya mecburuz biliyorsunuz. Hassas bir adamsınız. Bana öbürleri için bir şeyler söyleyebilir misiniz? Haklarında pek fazla bir şey bildiğim yok. Desbar'la Miss Meredith'i ilk defa bu akşam gördüm. Desbar'ın ismini duymuştum. Bir seyahat kitabını da okumuştum. İyi bir kitaptı. Mr. Şeytana ile dost olduklarını biliyor muydunuz? Hayır, şeytana hiç bahsetmedi. Dediğim gibi adını duydum ama hiç görmemiştim. Miss Meredith'i ilk defa bu akşam gördüm. Mrs. Lorimer'ı da pek az sanırım. Peki onun hakkında ne biliyorsunuz? Dul bir kadındır. İyi bir insan, akıllı, kibar. Mükemmel bir bridge oyuncusu. Onunla başka bir yerde bridge oynarken tanışmıştık. Şeytana size ondan da bahsetmedi demek. Hayır. Oyun esnasında masayı kimler ve ne maksatla terk etti hatırlıyor musunuz? Vallahi buna cevap vermek güç. Pek hatırlayamayacağım şimdi. Oyuna dalmıştım. Hepimiz birer ikişer defa yerimizden kalktık. Hepimiz. Oyun masasındaki iskemlelerden doğrudan doğruya şömineye dönük olan var mı? Hayır. Sonra masa ile şömine arasında büyük bir vitrin vardı. İçi nefis porselenlerle dolu bir vitrin. Bu da şeytanayı kimse görmeden bıçaklamaya yaradı tabii. Pekala, bilirsiniz ki bridge oynarken insan etrafıyla pek ilgilenmez. Oturur sadece oyununa bakar. Bunu yapsa yapsa oyunda sırasını sonuna kadar beklemek zorunda olan, yani oyun sonuna kadar işi olmayan biri yapmıştır. Oyunu üç kişi mi oynadınız? Yok canım, hepimiz oynadık. Bridge oyununda her elde bir kişi kartlarını deklare edip açar ve o elde oynamaz. Mor deriz ona. Demek sizce katil bu mor dediğiniz? Hiç şüphem yok. Dördünüz de birer defa mor oldunuz değil mi? Elbette. Sonra böyle bir cinayeti işlemek için insanın sinirlerinin çelik gibi olması gerek. Ya tam bıçağı saplarken bağırsaydı? Haklısınız. Sinirleri çelikten bir katil. Şimdi sizinle erkekçe konuşalım Dr. Roberts. Sizce katil kim? Hiç düşünmeden Despar derim. Çok soğukkanlı bir adam. Onun yaşadığı tehlikeli hayatta insan çok çabuk hareket etmek zorundadır. Onun gibiler tehlikeyi göze almaktan çekinmez. Bana kalırsa kadınları hiç hesaba katmamalı. Çünkü bilek kuvveti de gerek bu işte. Yanılıyorsunuz. Şu hançere bakın. Vay canına. Ne kadar ince şey. Sanki cinayet işlemek için yapılmış. Katil mutlaka yanında getirmiştir bunu. Hayır, bu hançer Mr. Şeytana'nın. Kapının yanındaki masanın üzerinde öbür antika eşyaların arasında duruyordu. Öyleyse katil böyle bir silah bulduğu için pek şanslıymış. Bana kalırsa katil bu bıçağı aramadı. Onu gördüğü anda aklına cinayet işlemek geldi. Anlayamadım. Neyse. Sizi daha fazla alıkoymayayım Dr. Roberts. Yardımınız için teşekkürler. Lütfen adresinizi şu deftere yazın verin. Hay hay. Telefon numaramı da yazdım. Teşekkür ederim. Yalnız çok rica ederim gazetelerde adım geçmesin. Bazı sinirli hastalarımın hoşuna gitmez de. Monsieur Poirot doktor bir mahsur görmezse siz de bir şeyler sormak ister misiniz? Hiçbir mahsur yok. Monsieur Poirot'un hayranlarındanım. Bana kim bilir ne enteresan şeyler soracaksınız. Zannetmiyorum. Bazı teferruat öğrenmek istiyorum, o kadar. Mesela kaç el oyun oynadınız? 3. Siz içeri girdiğinizde 4.'ye başlamıştık. Kim kiminle oynadı? Birincisinde Despar'la ben hanımlara karşıydık. Bizi yendiler. İkincisinde benle Miss Meredith, Despar'la Mrs. Lorimer'e karşıydık. Üçüncüsünde benle Mrs. Lorimer, Miss Meredith'le Despar'a karşıydık. Şansımız hiç haber gitmedi.
Dördüncü oyunda da Miss Meredith ile beraberdik tekrar. Kim kazandı, kim kaybetti? Bütün oyunları Mrs. Lorimer kazandı. Miss Meredith ilk oyunu kazandı, son iki taneyi kaybetti. Ben hep kaybettim. Müfettiş Battle size onlardan hangisi katil olabilir diye sordu. Ben hangisi en iyi bridge oyuncusu diye soracağım. Allah, Mrs. Lorimer birinci sınıf bir oyuncu. Bu yoldan hayatını kazanabilir. Despard da iyi bir oyuncu ama biraz gürültücü. Miss Meredith ihtiyatlı oynuyor. Hiç hata yapmıyor ama fazla zeki değil. Ya siz? Benim oyunumda pek fena sayılmaz. Başka bir şey soracak mısınız efendim? Hayır, teşekkür ederim. Sorularımla sizi rahatsız edeceğim için özür dilerim Mrs. Lorimer. Rica ederim. Vazifenizi yapıyorsunuz. Durumumuzun hiç de hoş olmadığını biliyorum. Odadaki dört kişiden biri katil. Ben değilim desem buna inanmayacağınızı da biliyorum. Mr. Şeytana'yı tanır mısınız? Pek az. Yıllar önce tanışmıştık. Nerede? Mısır'da. Bir otelde galiba. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğrusunu isterseniz onun bir şarlatan olduğunu düşünüyorum. Sorumu mazur görün. Onun ölümünü istemeniz için mühim bir sebep var mı? Olsa bile itiraf eder miyim müfettiş Betim? Şaka ediyorum şaka. Hiçbir sebep yok. Onun ölü veya diri oluşu benim için hiçbir şeyi değiştirmez. Bence numaracının biriydi. Takındığı tavırlar beni tiksindirirdi. Bu hançeri evvelce görmüş müydünüz? Hayır, hiç görmedim. Oturduğunuz odada kapıya yakın bir masanın üzerinde duruyordu. Farkında değilim. Bir kadın için bile mükemmel bir silah. Herhalde. Öbürleri için bir diyeceğiniz var mı? Anlayamadım. Yani sizce katil hangisi? Cevap verilmesi mümkün olmayan bir soru bu. Pekala Mrs. Lorimer. Adresinizi yazın şu deftere lütfen. Ya siz bir şey sormak ister miydiniz Mr. Poirot? Size oyun arkadaşlarınızın hangisi katil diye değil de hangisi en iyi bridge oyuncusu diye sorsam cevabı mümkün mü? Sanırım. Lütfen. Binbaşı Despard oldukça gürültücü bir oyuncu. Dr. Roberts hile yapıyor. Miss Meredith sessiz sedasız bir oyuncu fakat fazla ihtiyatlı. Başka? Şu sayılar size ait değil mi? Evet, benim el yazım. Üçüncü oyunun sonuçları. Ya bu? Binbaşı Despard ne olacak? Oyun devamınca eski sayıların üstünü çiziyordu da. Şunlar? Miss Meredith'in ilk oyuna ait. Öyleyse şu yarım kalmış olan Dr. Robertson. Evet. Teşekkür ederim. Pek eski kafalı bir kadın. Başkaları hakkında konuşmaktan çekiniyor. Aynı zamanda şeytani bir zekası var. Katili olduğunu hiç sanmam. Ama gene de belli olmaz. Şu bridge sayılarını sormaktan maksadınız ne Monsieur Poirot? Bu işte bize en çok lazım olan şey ne? Karakterler hakkında bir ipucu. Üstelik bir kişinin değil, tam dört kişinin karakteri hakkında. Bize en çok şu el yazıları, şu iğri büğrü rakamlara yardım edecek. İşte birinci oyuna ait yazılar. Bakın oyun ne kadar kısa sürmüş. Küçük itinalı rakamlar, dikkatli ilave ve çıkarmalar Miss Meredith'e ait. Mrs. Lorimer ile ortak oynuyordu, kazandılar. Öbür sayılara bakın, oyunu takip etmek bile mümkün değil. Çünkü üstleri çizilmiş. Fakat gene de sahibi binbaşı Despard hakkında bir fikir verebilir bize. Despard daima durduğu yeri bir bakışta görmekten hoşlanan bir adam. Diğerleri hakkında da bir şeyler söylemek mümkün. Doğru. Dört oyuncunun karakteri hakkında bir şeyler öğrenmek istediğime göre sorularım sadece bir rica ait olursa konuşmakta hiç mahsur görmeyeceklerdir. Herkesin kendince bir çalışma stili vardır Monsieur Poirot. Lütfen kızı çağırın. Oturun Miss Meredith, oturun. Hadi korkmayın canım, hoş bir durumda değilsiniz biliyorum. Fakat korkacak bir şey yok ortada. Bundan daha korkunç bir şey düşünemiyorum. Ne müthiş tanrım, ne müthiş. İçimizden birinin bu işi yaptığını düşündükçe... Düşünmeyi bana bırakın da cevap verin Miss Meredith. Mr. Şeytana ile ne zamandır tanışıyorsunuz? Pek uzun bir zamandan beri değil, ondan çok korkardım. Neden? Bilmem, çok korkardım işte. Öyle korkunç bir gülümsemesi vardı ki. Sonra insanın üzerine öyle bir eğilirdi ki ısıracak sanırdınız. Onunla ne zaman tanıştınız? 9 ay önce, İsviçre'ye kış sporları yapmaya gittiğimde. Sonra beni sık sık davet etmeye başladı. Partiler verirdi, eğlenceli olurdu. Demek ki ondan hoşlanmazdınız. Hayır. İnsanı ürperti veren bir hali vardı. Ondan korkmanız için şahsi bir sebebiniz var mıydı? Hayır, ne münasebet. Pekala. Bu akşam oyun esnasında hiç masadan kalktınız mı? Zannetmem. Evet, bir defa kalktım. Öbürlerinin ellerine baktım. Hep masanın civarında mı kaldınız? Evet. Emin misiniz? Etrafta biraz dolaştım galiba. Şimdi oldu işte. Affedersiniz ama Miss Meredith, doğruyu söylemeye gayret ederseniz daha iyi olacak.
Biliyorum sinirlisiniz. İnsan sinirli olduğumu arzu ettiği şekilde konuşur. Yani olmamışı olmuş gibi. Mr. Şeytana'nın oturduğu tarafa yaklaştınız mı? Hayır, yemin ederim ki hayır. Şu hançere bakın. Aman yarabbi, ne küçük ne incecik şey. Tereyağına batar gibi insanın kalbine giriverir. Çocuk bile kullanabilir bunu. Yani yoksa ben mi yaptım demek istiyorsunuz? Ama ben yapmadım, yapmadım. Hem neden yapayım? Bunun cevabını bilmek isterdik. Sebep neydi? Neden biri şeytanayı öldürmek mecburiyeti duydu? Garip bir adamdı ama tehlikeli değildi. Gidebilirsiniz biz Beredit. Adresinizi yazın şu deftere. Eve gidince hemen yatın, bir de aspirin alın. Hiçbir şey düşünmeyin. Bravo müfettiş Bat, mükemmel bir baba rolü oynadınız. Rol filan oynamadım, kızcağız gerçekten korkmuş. Onu daha fazla korkutmak zalimce bir şey. Bu kız ya masum ya da müthiş bir aktris, anlayacağız. Buna kalırsa katil bu kız. Ya siz ne düşünüyorsunuz Monsieur Poirot? Ben mi? Şimdi bir şey fark ettim. Gene bir sayılara ait bir şey mi? Evet. Miss Meredith sayı yazdığı kağıdın kullanılmamış tarafını çevirmiş, oraya çizgiler çizmiş ve tekrar kullanmış. Peki bundan ne çıkar? Bundan bu kızın fakir olduğu yahut da ekonomiyi pek sevdiği çıkar. Üzerindeki elbiseler pahalı cinsten ama. Binbaşı Despar'ı çağırın. Beklettiğim için özür dilerim Binbaşı Despar. Hanımları önce göndermek istedim de. Özür dilemeyin, anlıyorum. Mr. Şeytana'yı iyi tanır mısınız? İki defa gördüm. Sadece iki defa mı? Evet, bir ay önce aynı eve davetledik. Bir hafta önce de beni kokteyle davet etti. Buraya mı? Evet. Şu hançeri görmüş müydünüz o zaman? Hayır, ileride işime yarar diye düşünmemiş olacağım. İleri gidiyorsunuz. Özür dilerim, sinirlerim çok bozuk da. Mr. Şeytana'dan hoşlanmamanız için bir sebep var mıydı? O kadar çok sebep var ki. Hoşlanmamam için, öldürmem için değil tabii. Onu öldürmek aklımdan bile geçmedi. Fakat daima içimden onu dövmek gelirdi. Ne yazık, artık çok geç. Sizce onu kim öldürdü Binbaşı Despar? Ben öldürmedim. Küçük Miss Meredith öldürmedi. O tatlı yüzlü asil Mrs. Larmer öldürmüş olamaz. Demek ki geriye doktor kalıyor. Masa başındakiler hiç yerlerinden kalktı mı? Ben iki defa kalktım. Birincisinde sigara tablası almak, ikincisinde ateşi odun atmak için. Saatlerini hatırlıyor musunuz? Bilmem ki, birincide galiba 10:30'du. İkincide de 11'e yakındı. Ama bunlar sadece tahmin. Mrs. Larmer bir defa şömineye doğru gitti. Şeytaneye bir şeyler söyledi. Cevap aldı mı bilmiyorum, pek dikkat etmedim. Fakat cevap almadı da diyemem. Miss Meredith odada biraz dolaştı. Fakat şömineye yaklaştığını sanmıyorum. Doktor Roberts çok sinirliydi. 3-4 defa kalktı oturdu. Size Monsieur Poirot'un bir sorusunu soracağım. Bridge oyuncusu olarak haklarında ne düşünüyorsunuz? Miss Meredith iyi oyuncu. Doktor Roberts hile yapıyor. Mrs. Larmer ise fevkalade. Pekala, gidebilirsiniz. Adresinizi yazın şu deftere lütfen. Bir şey mi varmış Poirot? Bir şey yok. Sadece Despar'ın yürüyüşünün kaplana benzediğini fark ettim. Evet, kaplan gibi sessiz, çevik. Peki o halde katil kim? Bana kalırsa katil ya o kız ya da doktor. Size kalırsa. Doktora kalırsa Despar, Despar'a kalırsa doktor. Miss Meredith'e kalırsa Mrs. Lorimer katil. Mrs. Lorimer pek konuşkan değil, yani ona kalırsa katil aralarından biri değil. Oldukça karışık bir iş. Oldukça. Peki siz ne dersiniz Albay Reis? Ortada delil yok. Ah siz erkekler. Hepsini teker teker ele alalım isterseniz. Katil Dr. Roberts diyelim. Mesleği icabı bir vuruşta insanı öldüren noktayı iyi bilir. Ama sırf bu bilgisi yüzünden onu itham etmek gülünç. Son derece soğukkanlı, yürüyüşü kaplana benziyor diye Despard'ı öldürdü desek gene de bir şey çıkmaz bundan. Çünkü Mrs. Lorimer'ın da en az onun kadar soğukkanlı olduğunu biliyoruz. Miss Meredith'e gelince hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Alelade güzel bir kız. Onun mazisine ait bir şey gizlediğini şeytana biliyordu ya. Desenize o kız melek yüzlü bir şeytan. Konuşmakla bir sonuca varabilecek miyiz? Ya ne yapalım Albay Reis? Dördü hakkında da soruşturmaya başlamak lazım. Başlayacağız tabii. Bize yardım eder misiniz? Memnuniyetle. Binbaşı Despar'ı size bırakıyorum. Pekala. Ben de kendi usullerimle soruşturma yapabilirim değil mi? Size mani olamam. Yalnız ihtiyatlı olmanızı tavsiye ederim Mrs. Oliver. Merak etmeyin, hiç geveze değilim. Yanlış anladınız Mrs. Oliver. Soruşturma yapacağınız kimse zaten iki cinayet işlemiş. Eğer lüzum görürse üçüncüyü de işlemekten çekinmez demek istedi. Peki, ikazınıza teşekkür ederim Mr. Poirot. Polis romanı yazmaya benzemez bu iş. Ben artık gideyim. Öğrendiklerimi derhal bildireceğim size. Lütfen. İyi geceler Mrs. Oliver. İyi geceler. İyi geceler Mrs. Poirot. İyi geceler. Kim bu adam? Ordu'da fevkalade bir sicili var. Aşağı yukarı bütün dünyayı dolaşmış. Anladım, tahmin etmeliydim. Gizli emniyetten bu adam.
Öyle ya, yoksa neden davet edilsin bu gece? 4 katile mukabil 4 polis. Biri Scotland Yard'dan, biri meşhur bir dedektif, biri gizli emniyetten, biri de polis yazarı. Yaman adammış şu şeytana. Aynı fikirde değilim Mrs. Oliver. Aptalın biriymiş. Kaplanı ürkütüp üzerine saldırtmaktan başka işe yaramadım. Kaplan mı? Ne kaplanı? Katili demek istiyorum. Mr. Şeytana o 4 kişinin geçmişini pek iyi biliyordu. Pek parlak olmayan geçmişlerini. Elinde delil var mıydı yoksa sadece tahmin miydi bilmiyoruz. Mr. Şeytana kendine bir eğlence hazırlamıştı. Yalnız sahibine endişeye düşürecek 2-3 kelime söylemek, sonra da karşısındakilerin şaşırdığını, heyecanlandığını, paniğe kapıldığını seyretmek. Tehlikeli bir oyun oynadı. Yemek esnasında bazı manalı laflar etmişti. Zehir kadın silahıdır. Doktorların birçok imkanları vardır. Avlarda kazalar olur. Hanımına kızan hizmetçi onu zehirleyebilir filan gibi. Eğer bunlar gerçekten bir maksatla söylendiyse ve taşlar gediğine oturduysa kendi ölüm kağıdını kendi imzalamış olur. Küstah bir adammış. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Peki de şeytanayı hiçbiri öldürmedi. Belki de bir hadise yaratmış olmak için intihar etti. Tam şeytanaya yakışan bir şey. Fakat ne yazık ki o bu tip adamlardan değildi. Hayata pek bağlıydı. Kötü bir insan. Öyle. Fakat bir adam sadece kötüdür diye öldürülemez. Kaplanın kafesine girmek şart oldu artık. Doktor Roberts'ın muayenehanesinde yaptığınız soruşturmadan pek bir şey çıkmadı galiba müfettiş Basil. Çıkmadı mı Şefaro? Doktor hakkında ne düşünüyorsunuz? Şeytanı haklı. Doktorun hayatı epey karışık. Ama şeytanayı o öldürmedi. Çünkü zeki bir adam. Hançeri saplarken adam uyanıp bağırabilirdi. Bunu bile bile tehlikeyi göze almaz. Peki doktor kimi öldürmüş? Birini öldürmüş mü öldürmemiş mi bilmiyorum. Sekreteriyle konuştum. Kadın eski bir olaydan bahsetti. İsterik bir kadın hastayla kocasına ait bir şey. İkisi de ölmüş mü? Evet. Mr. Craddock mikroplu bir tıraş fırçası yüzünden zehirlenmiş. Karısı bir müddet sonra Mısır'a gitmiş. Orada kan zehirlenmesinden ölmüş. Evet. Herhalde Mrs. Craddock kocasını doktorla kendi arasında bir engel olarak görüyordu. Herhalde. Siz ne yapacaksınız bugün Mr. Poirot? Doktor Roberts'ı görmeye gideceğim. Hmm, İkimiz de aynı günde gidersek şüphelenmez mi? Merak etmeyin, ben onunla geçmişinden konuşmayacağım. Bridge oyunu hakkında bazı sorular soracağım. Siz bu bridge meselesine fazla takıldınız Mr. Poirot. İşime yarıyor. Olabilir. Herkesin kendine göre bir usulü vardır. Bu lokantanın yemekleri çok nefis. Üstelik pek sessiz bir yer. Ara sıra gelmeli. Oh, bir günde 2 polis. Akşama da bileklerime kelepçeler geçer artık. Dördünüzde de aynı derece ilgiliyim Doktor Roberts. Pekala. Size nasıl bir hizmette bulunabilirim? İnsan denen yaratık sizin için bir meçhul olmaktan çıkmıştır değil mi Doktor Roberts? Doktor olduğuma göre evet. O halde lütfen bana yardım edin. Hay hay. Şu gördüğünüz geçen akşamki ilk 3 oyunun sayıları. Birincisi Miss Meredith'in el yazısı. Şimdi bu sayılara bakarak oyun hakkında aklınıza gelenleri söyleyebilir misiniz? Şaka mı ediyorsunuz Mr. Poirot? Nasıl hatırlarım? Aradan kaç gün geçti? Hatırlasaydınız çok memnun olurdum. Çünkü bu sayede öğrenmek istediğim bazı mühim şeyler ortaya çıkacaktı. Ne gibi? Mesela oyun arkadaşınızın gözden kaçmayacak kadar bariz bir hata yaptığını, yanlış oyunu yüzünden kaybettiğini, dalgınlıkla fazla kart attığını falan öğrenecek. Ha, anladım. Şimdi maksadınızı anladım. Affedersiniz, saçmalıyorsunuz sanmıştım. Cinayeti işleyen oyunda anormallikler gösterendi değil mi? Evet. 4 oyuncunun birbirinin oyununu bilmesi lazım. Ani bir değişiklik, beklenmedik bir hata derhal fark edilir böylece. Düşünün doktor, rica ederim, hatırlamaya çalışın. Vallahi maalesef hatırlayamıyorum. Yalnız Mrs. Lorimer'in oyunun başından sonuna kadar mükemmel oynadığını, en ufak bir hata yapmadığını, desparında hiç değişmeden oynadığını söyleyebilirim. Bir defa bile oyun kaidelerinin dışına çıkmadı. Miss Meredith'e gelince... Evet. Miss Meredith'e gelince bir veya iki defa hata yaptı. O da oyunun sonlarına doğru, herhalde yorulmuştu. Sonra pek tecrübeli bir oyuncu da değil. Bir ara elleri titriyordu. Öyle mi? Ne zaman? Ne zaman mı? Hatırlayamıyorum. Sinirliydi, herhalde ondan elleri titremiştir. Monsieur Poirot, bana muhayyel şeyler söyletiyorsunuz. Özür dilerim. Size bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Epey güç bir soru. Biliyorum. Fakat muhayyelenizi yanlış yola sevk etmeyecek. Bana içinde oyun oynadığınız odayı tarif edebilir misiniz? Çalışıyorum.
Bu ziyaretimi mazur görmenizi rica ederim Mrs. Lorimer. Ziyaretinizin sebebi? Biliyorsunuz. Müfettiş Battle'ın sorularına bu işle resmen vazifeli olduğu için cevap verdim. Size cevap vermek zorunda olduğumu sanmıyorum. Haklısınız Mrs. Lorimer. Arzu ederseniz hemen giderim. Siz ancak 10 dakikamı ayırabilirim. Sonra müsaadenizi rica edeceğim. İçeride bridge oynuyorum da. Teşekkür ederim. 10 dakika yeter. Bana Mr. Şeytana'nın öldürüldüğü odayı tarif edebilir misiniz? Garip bir soru. Ama cevap verebilirsiniz değil mi? Büyük ve güzel döşenmiş bir odaydı. Cam biblolar vardı. Güzel şeylerdi doğrusu. Birkaç tane Çin ve Japon işi tablo. Evet. Bir vazo içinde de kırmızı laleler vardı. Bu mevsimde nereden bulmuşlar diye merak etmiştim. Mobilyanın rengini hatırlıyor musunuz? Hayır, hayır. Kumaşı ipekti ama rengini hatırlayamıyorum. Odada bir yığın eşya vardı. Koleksiyon meraklısı bir adama ait olduğu belliydi. Teşekkür ederim. Bir şey daha soracağım. Buyurun. Şu gördükleriniz ilk 3 oyunun sayıları. Evet. Bunlara bakarak bana oyunun gidişatı hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? Bakayım. Evet evet, söyleyebilirim. Harikulade, tebrik ederim Mrs. Lorimer. Harikulade bir hafızanız var. Neredeyse bütün oyunlarda hangi kartlar kullanıldı onu bile hatırlayacaksınız. Sağlam bir hafızam vardır. Çok tarihlisiniz. Sizin için geçmiş diye bir şey yok. Her hadiseyi dün olmuş gibi hatırlayabilirsiniz. Müsaadenizi rica edebilir miyim? Oyuna geç kalmamam lazım da. Özür dilerim, sizi meşgul ettim Mrs. Lorimer. Size pek faydam dokunmadı. Bilakis, bilmek istediğim bir şeyi öğrendim sayenizde. Garip adamsınız Monsieur Poirot. Yok, Allah'ım beni yarattığı gibiyim Mrs. Lorimer. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz değil Mrs. Lorimer. Bazımız onun yarattığı gibi kalmaktan kaçınırız. Mr. Şeytana gibi mesela. Ne demek istiyorsunuz? Kimsenin yapmadığı şeyler yapmaya bayılırdı. Acayip koleksiyonları vardı. Mesela? Hadise yaratacak konuları toplardı Mrs. Lorimer. Öyle mi? Şeytan rolü oynamaya kalkıştı, başardı. Fakat ne çare, sadece şeytan değil de aptalın biriydi. Bu yüzden de öldü. Aptallığı yüzünden mi? İşlenen günahlar asla cezasız kalmaz Mrs. Lorimer. Ben gideyim artık. Yardımınıza teşekkürler. Siz çağırmadıkça bir daha sizi rahatsız etmeyeceğim. Allah Allah. Sizi neden çağıracakmışım? Peki de bana bir diyeceğiniz olur diye düşündüm. Dediğim gibi sizden haber alır almaz gelirim. Unutmayın. Yanılmadığıma eminim. Başka türlü olamaz. Merhaba Miss Meredith. Beni hatırladınız mı? Tabii, hoş geldiniz. Hava çok güzel, bizimle bahçede oturmak istemez misiniz? Tanıştırayım. Mrs. Oliver, arkadaşım Rhoda Davis. Mrs. Oliver. Siz Mrs. Oliver'sınız demek. Evet. Miss Meredith, sizinle konuşacaklarım var. Hay. Birlikte çay da içeriz. O da çok güzel çay pişirir. Yok, çay dursun şimdi. Konuşacaklarımız daha mühim. Neden bahsedeceğimi tahmin ettiniz değil mi? Geçen geceki cinayetten. Boş durmamak, bir şeyler yapmak lazım. Ne yapabiliriz? Siz ne düşünüyorsunuz bilmem ama ben katilin kim olduğunu biliyorum. Doktor yaptı bu işi, zerrece şüphem yok. Neydi adı? Roberts, Doktor Roberts. Baş başa verip katilin o olduğunu ispate çalışmalıyız. Affedersiniz, tahayyül ettiğimden o kadar farklısınız ki. Hayal kırıklığına uğradınız galiba. Neyse, zarar yok. Buna alışkınım, üzülmeyin. Bizi ilgilendiren Doktor Roberts'ın katil olduğunu ispat etmektir şimdi. Ama nasıl? Bu ne biçim soru en? Mrs. Oliver haklı. Böyle şeylerden anlar o. Unutmayın ki bunu ispat edemezsek siz şüphelilerin başında gelirsiniz. Neden? Cinayeti sizlerden biri işlemedi mi? Benimle konuşacaksınız Mrs. Oliver. Önce sizden hiç şüphe etmediğimi söylemek isterim. Teşekkür ederim. Bu korkunç hadiseni çok sarstı Mrs. Oliver. Öyle hassas bir kızdır ki. Haklısınız, burada oturup pis pis düşünmektense bir şeyler yapmalı. Bu işle 3 erkek uğraşıyor. Bütün arzum onları mağlup etmek. Her zaman söylerim, Scotland Yard'ın başında bir kadın bulunsa. Evet, eğer siz bulunsaydınız ne yapardınız? Doktor Roberts'ı derhal tevkif ederdim. Sonra? Ne yazık ki Scotland Yard'ın başında değilim. Sadece polis romanı yazan bir kadınım. Ama harikulade bir yazar. Şimdi 3 kadın baş başa verip meseleyi nasıl halledeceğimizi düşünelim. Cinayeti Doktor Roberts'ın işlediğine nereden hükmettiniz? Ancak onun gibiler cinayet işler.
Peki Mr. Şeytani'yi öldürmesi için ne sebep vardı? Allah bilmem, birçok sebep olabilir. Belki de Mr. Şeytani doktorun geçmişine ait bir sırrı biliyordu. Siz fark etmemiş olabilirsiniz ama ben gözümden kaçırmadım. Şeytana yemekte gayet acayip tavırlar takınarak bazı laflar etti. Ne gibi? Kaza eseri zehirlenmeler falan. Hatırlamadınız mı? Evet, buna benzer bir şeyler hatırlıyorum. Hava serinledi Han. Artık yaz değil, sayfa hediyesi unutma. Buraları Londra'dan daha soğuk olur. Git de evden bir ceket al omzuna. Üşümüyorum Roda. Ben şöyle düşünüyorum. Belki de doktor kaza süsü vererek hastalarından birkaçını öldürdü. Ama neden yapsın bunu? Meslek hayatına da tesir etmez mi? Bilir, öldürmesi için kendince bazı sebepleri vardı herhalde. Yok canım. Çok saçma bir faraziye. Bence haklısınız Miss Oliver. Doktorlar isterse hiç iz bırakmayan zehirlerle hastalarını öldürebilir. Aha, şimdi aklıma geldi. Mr. Şeytan laboratuvarlarda hazırlanan bazı hastalık mikroplarından bahsetmişti o gece. Bunu Mr. Şeytan'a değil binbaşı Despard söylemişti. Binbaşı Despard. Biz de şimdi sizden bahsediyorduk. Buraya kadar gelmekle boşuna yoruldunuz Mrs. Oliver. Katil bulmak bizim değil, polisin işi. Oh Anne, ne kadar dik kafalısın. Başka türlü olamam. Pekala, madem böyle düşünüyorsunuz yapılacak bir şey kalmıyor. Ama ben gene de birlikte bir şeyler halledebileceğimize inanıyorum. Şayet fikrinizi değiştirirseniz Londra'da beni arayalı olmaz mı? İşte kartım. Üzerinde adresim yazılı. Güle güle Mrs. Oliver. Ben de gelebilir miyim? Elbette, elbette. Teşekkür ederim, gelmek zorundayım zaten. Size bir şey söylemem lazım. Tabii, beklerim Rhoda. Buraya başımıza gelen o müthiş hadiseden sonra kendinizi yapyalnız hissetmişsinizdir diye geldim Mrs. Meredith. Yalnız diye ki ben varım. Sizin daha sadık bir arkadaş bulamaz yeryüzünde, biliyorum Miss Davis. Yalnız cinayet suçuyla şüphe altında olan 4 kişiden biri olduğunu da unutmayın. Böyle bir durumda ancak ona benim gibi tecrübeli, dünyayı insanları tanıyan birinin faydası dokunabilir. O gece orada bulunduğum için ben de diğer 2 kişi de şüphe altındayız. Kendinize bir avukat tuttunuz mu Miss Meredith? Yok, aklıma bile gelmedi. Demek yanılmamışım. Size benim avukatımı tavsiye ederim. Mükemmel bir avukattır. Her şeyin çaresini bulmakta eşi yoktur. Avukat tutmak şart mı? Sanırım. Çok para ister mi? Paranın ne önemi var? Haklısınız binbaşı Despard. Hani müdafaa edecek biri bulunmalı. Fazla para isteyeceğini sanmam. Madem istiyorsunuz tutacağım o avukatı. Ha şöyle. Ne kadar iyisiniz binbaşı Despard. Beni düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Müfettiş Battle da gelecek buraya. Sakın telaşlanmayın. Vazifesini yapıyor o kadar. Biliyorum. Bütün bunlar ana öyle kötü tesir yapıyor ki onu böyle bir hadiseye karıştırmak ayıp, günah. Haklısınız. Mr. Şeytana'yı kim öldürdü dersiniz? Kim bilir, belki de ben. Ne münasebet, siz böyle bir şey yapamazsınız. Teşekkür ederim. Gitmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Mr. Şeytana ile aranızda müşterek bir sır vardır belki de. Böyle bir şey yok. O aşağılık adamı fazla tanımıyorum bile. Özür dilerim. Fakat gene de aklınızda olsun. Müfettiş Battle buna benzer bir şeyler sorarsa cevap vermek zorunda değilsiniz. Müfettiş istediğini sorabilir. Saklayacak hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim. Oh, sizi bekliyorduk Müfettiş Battle. Saati rahatsız ettiğim için özür dilerim Miss Meredith. Sabahtan beri Dr. Roberts ile Mrs. Lorimer ile meşguldum. Size ancak sıra geldi. Hazırım. Soracaklarınızı bekliyorum. Bana kendinizden bahsedin Miss Meredith. Tertemiz, dürüst bir hayatı var. Bu kadarını bilin kafi. Öyle mi? Miss Meredith'i ne zamandan beri tanıyorsunuz? Okuldan beri beraberiz. Ya. Sizi dinliyorum Miss Meredith. Fakir fakat namuslu bir aileye mensup. Müsaade edin de kendi anlat. Rhoda, bırak ben konuşayım. Affedersin ha. Nerede doğdunuz Miss Meredith? Hindistan'da. Babanız asker miydi? Evet. Babam binbaşı John Meredith'tir. Annem ben 10 yaşındayken öldü. 15 yaşıma girdiğim zaman babam ordudan ayrıldı. İngiltere'ye döndük ve Cheltenham'a yerleştik. 18 yaşında babamı kaybettim. Bana bir metelik bile bırakmadan öldü. Hem parasız hem yapayalnız kaldı. Babanızın ölümünden sonra ne yaptınız? İşe girdim. Fazla tahsilli ve zeki bir kız değilim. Cheltenham'da bir arkadaşım bana kendi arkadaşının yanında iş buldu. Hafta tatillerinde eve gelen 2 küçük çocukla meşgul olacak ve ev işlerine yardım edecek. Kimin yanında çalıştınız? Mrs. Eldon'un. Orada 2 yıl çalıştım. Sonra onlar harice gitti. Ben de Mrs. Deering'in yanına girdim. Benim teyzemdir. Evet, o işi bana Rhoda buldu.
Çok mesuttum orada. İşiniz neydi? Teyzem arkadaşlık ediyordu. Teyzem bahçe delisiydi. En vaktinin çoğunu bahçede tohum ekmek, toprak çabalamakla geçirirdi. Mrs. Deering'in yanından da ayrıldınız değil mi? Saati bozulmuştu. Benden ziyade bir hasta bakıcıya ihtiyacı vardı. Teyzem kansere yakalanmıştı. İlaçlarını vermek, morfin iğnelerini yapmak için bir hasta bakıcı tuttu. Bana karşı o kadar iyiydi ki. Ondan ayrılmak çok güç geldi bana. Tam o sıralarda ben sayfiyedeki şu evi tutmuştum. Yalnız oturmaktan sıkılıyordum. Anne'i davet ettim. O gün bugündür beraberiz. Mr. Şeytana ile İsviçre'de tanıştığınızı söylemiştiniz. Oraya yalnız mı gittiniz? Beraber gittik. Öbür arkadaşlarla orada buluştuk. 8 kişiydik. Mr. Şeytana ile nasıl tanıştınız? Aynı otelde kalıyorduk. Hanginiz onu daha fazla tanıyor? İkimiz de aynı zamanda tanıştık. Beraber kayağa giderdik. Bir ara Şeytana ana pek mültefit davranmaya başladı. Hepimiz anla şakalaşıyorduk. Zengin bir koca buldu diye. Bu durum beni ne kadar sıkıyordu bir bilseniz. Ondan hiç hoşlanmamıştım. Beni rahatsız etmekten zevk duyuyordu galiba. Öbür arkadaşlarınızın isimlerini rica edebilir miyim? Ne kadar şüphecisiniz. Doğru söylediğimize inanmıyor musunuz? İnanmak isterim tabii. Soruşturma bittikten sonra. Buyurun. İsimlerini şu kağıda yazdım. Teşekkür ederim. Miss Meredith arkadaşınızın hakkı var. Hayatınız dürüst ve tertemiz geçmiş. Endişe etmenize lüzum yok. Bir şey daha soracağım. Mr. Şeytana size evlenme teklif etti mi? Yahut sizinle flört etmeye falan çalıştı mı? Hayır, onu ağına düşüremedi. Mr. Şeytana terbiyeli bir adamdı. Beni rahatsız eden acayip tavırlarıydı. Mesela size bazı şeyler bildiğini mi anlatmak istiyordu? Hani benim hakkımda? Evet. Yok, hayır. Benim hakkımda ne bilebilir ki? Pekala. Müsaadenizle, kahve çok güzeldi. Teşekkür ederim Mrs. Davis. Çok şükür bu da bitti. Bethel tam tahmin ettiğim gibi senden zerrece şüphe etmiyor. Öyle. Bu kadar korkacak bir şey yoktu ortada. Ne budalayım. Converse'de Mr. Benson'un yanında çalıştığını neden söylemedin müfettişe? Unuttun mu? Bahsedeyen bir şey değildik. Orada Şu iki katlı otobüslerin tepesinden Londra'yı seyretmek pek hoşuma gidiyor. Oo, siz misiniz Monsieur Poirot? Otobüse bindiğinizi görmemiştim. Haklısınız. Burası çok güzel bir yer. Aşağıya tıkılıp kalmaktansa... Ama yağmurlu havalarda aşağıda yer bulamayıp da buraya çıktınız mı hapı yuttunuz. Bu memlekette sık sık yağmur yağar. Yağmurun kimseye zararı dokunmaz. İliklerinize kadar ıslanırsanız anneciğine yakalandınız gitti. Kendinize fazla itina ediyorsunuz ya. Zararını görmedim. Bu ani karşılaşmamız size biraz garip gelmedi mi? Gelmez olur mu? Mr. Şeytana'nın evindeki toplantıdan beri görüşmemiştik. Siz bu meseleye karışmak istemiyorsunuz galiba. Oradan oraya koşmak, soruşturma yapmak, yorulmak artık işime gelmiyor. Yaşlandım galiba. İnsanlara bir hal oldu bugünlerde. Bir koşuşmadır gidiyor. Keşke harekete geçmeden önce biraz düşünmeyi öğrenseler. O zaman bu kadar karışıklık çıkmayacak. Sizin hayat düsturunuz bu mu binbaşı Despard? Evet. Önce bütün ihtimalleri göz önüne alır, sonra da istikametimi tayin ederim. İyi kötüyü tartar, kararımı verir, bir daha da vazgeçmem. Demek kararınızı verdikten sonra sizi yolunuzdan döndürmek imkansız. Yok canım, o kadar dik kafalı değilim. Bir şey hakkında yanıldımsa itiraftan çekinmem. Ama herhalde hata yapmaktan kaçınırsınız değil mi? Hepimiz zaman zaman hata yaparız Mesut Varım. Öyle, yalnız bazılarımız mümkün olduğu kadar az hata yapar. Sizin başarısızlığa uğradığınız oldu mu hiç? Oldu, bundan 28 yıl önce. Bravo, doğrusu. Ya Şeytanın ölümü? O benim hatam sayılmaz ki. Çünkü benim ilgilendiğim bir mesele değil. Ama gene de onuruma dokunuyor. Burnumun dibinde biri öldürülüyor da ben hiçbir şey yapamıyorum. Yalnız sizin burnunuzun dibinde mi? Katilin tek hatası o tahta yüzlü müfettiş Battle'ın kafasını da tahtadan sanması. Ama işin aslı öyle değil. Battle çok akıllıdır. Öyle. Bu meseleyi de çok ustaca aldı hele. Doğru. Şu arka sıralarda oturan sakin tavırlı adamı gördünüz mü? Burada bizden başka kimse yok ki. Melisa aşağı inmiş. Adam peşimi bırakmıyor gölge gibi. Pek de kurnaz. Bir görünüyor bir kayboluyor. Ama sizi kandıramamış baksanıza. Müthiş bir görüş kudretiniz var. Gördüğümüzü bir daha unutmam. Tam aradığım insansınız. Size rastlamak ne şans. Hafızasına ve görüşüne güvenebileceğim birini arıyordum. Doktor Roberts ve Mrs. Lorimer'a bir soru sordum. Maalesef cevabını alamadım. Çünkü birinin görüşü birinin hafızası mükemmeldi. Sizde ise iki hasta da var. Şimdi sorumu size de sorayım. Mr. Şeytana'nın evinde bridge oynadığınız olduğu tarif edebilir misiniz? Anlamadım. Odayı, içindeki eşyayı, mobilyayı filan. Eşyadan mobilyadan hiç anlamam. Yalnız aklımda kaldığı kadar pek iğrenç bir zevkle düşen bir şey oluşuyor. Bir erkek öyle eşyalar kullanmaz. Bir yığın el işi ve ipekli eşya vardı. Tam Şeytana gibilerine layık bir odur. Bilhassa dikkatinizi çekecek bir şey yok mu benim? Sanmıyorum. Yalnız birkaç kıymetli acem ve buhar avlusu vardı. Başka bir şey hatırlamıyorum. Ya, biliyor musunuz Mrs. Lorimer oynadığı bridge kartlarını bile hatırladı. Aşağı yukarı oynanan bütün oyunları anlattı. Müthiş bir hafıza. Bütün gün bridge oynayan kadınlar için pek zor değil bu. Çok bridge oynar mısınız? Hayır, ara sıra. Güzel bir oyun. Poker mi tercih eder? Evet. Mr.
şeytanı hangi oyunu severdi acaba? Onun hayatta sevdiği tek oyun adilikti. Yani? Kadınlardan başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen adi bir adam. Çapkın mıydı? Yok canım. Mesele çapkınlık olsa neyse. Onlarla en mahrem şeyleri konuşur, sonra yapmadığını bırakmazdı. Yani sırlarını öğrenir, sonra şantaj yapardı, öyle mi? Hayır, hayır. Peşinde olduğu şey para değildi. İnsanın ruhuna şantaj yapardı. Peki bunlar ne geçerdi eline? İnsanların ıstırap çektiklerini görmeye bayılırdı. Kadınlar üzerinde tesiri vardı. Haklarında bir şeyler biliyor gibi gözükür. Kadınlar da sırlarını, belki de onun haberi bile olmayan sırlarını ona açmaktan çekinmezlerdi. Bununla eğlenirdi. Dedim ya, bayağı bir adamdı. Demek ki Mesmer Edith'i bu yoldan korkutmuş. Mesmer Edith mi? Aklıma bile gelmedi. Şeytana gibilerden korkacak bir kız değil. Pardon, Mrs. Lorimer'ı mı kastettiniz yoksa? Hayır hayır, beni yanlış anladınız. Ben genel olarak konuşuyorum. Mrs. Lorimer kolay kolay korkutulacak kadınlardan değil. Sonra onun saklamak zorunda olduğu bir sırrı da olamaz. Anlıyorum. Şu beş para etmez adamdan kadınlar neden korkar da anlamıyorum. Bir güç. Ben mudrak diyeceğim. İyi günler Mesih Poirot. Güle güle. Aşağı bakarsanız benim gölgenin peşime takıldığını görürsünüz. Kimseyi kastetmiyormuş. Genel olarak konuşuyormuş. Acaba... Çok sevindim. Gelin. Buyurun içeri. Ortalığın dağınıklığı için özür dilerim. Yazı yazarken böyle her tarafı dağıtıveriyorum. Otursanıza rica ederim. Çalışırken rahatsız ettiğim için özür dilerim Solver. Yo yo, hiç özür dilemeyin. Geldiğinize memnun bile oldum. Öyle yorulmuştum ki. Çok naziksiniz. Kahve içeriz değil mi? Angie! Angie! Bize kahve yap da getir. Olur. Siz hangi rüzgar attı buralara? Alışverişe mi indiniz yoksa? Evet. Biz Meredith'le beraberiniz değil mi? En binbaşı Desperl avukata gitti. Avukata mı? Evet. Binbaşı Desperl çok ısrar etti. Ona öyle iyi davranıyor ki. Ben kötü mü davranmıştım? Yoksa arkadaşınız ziyaretimden hoşlanmadı mı? Ne münasip etmiş Oliver, bilakis. Bugün buraya gelişimin sebebi... Şey, size bir şey anlatmak istiyorum da. En size biraz sert davrandı biliyorum. Ama buna biraz da siz sebep oldunuz. Anlamadım. Bir cümleniz. Ona unutmak istediği bir şey hatırlattı. Neymiş bu cümle? Bir ara kaza eseri zehirlenmelerden bahsetmiştiniz ya. Evet, evet. En'in başından böyle bir hadise geçti. Converse'de Mrs. Benson adında bir kadının yanında çalışıyordu. Kadın asabiydi. Devamlı müsekkin kullanıyordu. Bir gün eczan dolabında yan yana duran iki şişeden birini getirmesini istemiş Anne'den. Şişeler tıpkı birbirine benziyormuş. Yalnız birinde hasır şapkaları boyamak için hazırlanmış vernik varmış. Zehirli bir maddeden yapılmış. Birkaç gün önce Miss Benson boşalan ilaç şişesini kendi eliyle doldurmuş. Yoksa? Evet. Miss Benson ilacı yerine o zehirli vermeye içmiş. Derhal ölmüş tabii. Enim ne kadar sarsıldığını tahmin edersiniz. Bu hadisenin lafını etmeye, aklına getirmeye bile tahammülü yok. Anlıyorum, anlıyorum. En çok hassas bir kızdır. Hadiselerle yüz yüze gelmekten ödü kopar. Bir şey onu sinirlendiriyorsa yanlış hareket ettiğini bile bile o bahsi açmamayı tercih eder. Ne olur size bunları anlattığımdan haber olun. Yok, hiç merak etmeyin. Peki bu anlattığınız hadise ne zaman oldu? 4 yıl kadar önce. Zavallı. Hep kötü şeyler onu bulur ama ikincisi daha beter. Cinayet, cinayet korkunç bir şey. Doğru, korkunç bir şey. Herhalde. Katilin kim olduğunu bulabilecekler mi?
Kim bilir, hiç hoş bir durumda değiliz. Kaç yaşındasınız Elif, değil mi? Hı-hı. 25. Ben 63 yaşındayım. Sizin önünüzde daha uzun yıllarınız var. Bilinmez ki. Bir bakarsınız evime dönerken bir otobüsün altında kalıveririm. Doğru, doğru. Belki de ben sizden çok yaşarım. Yaşamak güç bir iş. Benim yaşıma gelince anlarsınız. Çok cesur olmak gerek. Çok fedakar olmak gerek. Sonunda insan kendi kendine soruyor. Acaba değer miydi? Ne olur böyle konuşmayın. Haklısınız. Hayatı kötülemek çok basit bir şey. Sizi gideceğiniz yere bırakayım mı? Teşekkür ederim. Arkadaşım karşıdan bu tarafa doğru geliyor. Ona yetişirim şimdi. Peki, teşekkürler. Allah'a ısmarladık mı sizle öğrenme? Güle güle. Talihiniz açık olsun. Roda! Roda! Sen burada mıydın? Siz Oliver'ı görmeye gittin değil mi? Evet. Niçin gittin? Bizi davet etmiş. Nezaketen etmiştir. Yok canım. Beni görünce öyle memnun oldu ki. Çok tatlı bir kadın. Bak, bana imzalı bir kitabını hediye etti. Neler konuştunuz? İnşallah benden bahsetmediniz. Daha neler. Neden senden bahsedelim? Peki. Cinayetten konuştunuz mu? Hayır. Çay içmek ister misin? Mrs. Lorimer'la içtik biraz önce. Mrs. Lorimer'de kim? Oradakilerden biri mi? Evet. Yolda mı rastladı yoksa görmeye mi gitti? Yolda rastladı. Nasıldı? Bilmem. Biraz acayipti galiba. Geçen geceki gibi değildi. O mu yaptı der? Kim bilir. Bu bahsi kapatalım. Orada konuşulmasına bile tahammülüm yok. Peki canım peki. Binbaşı Desper nasıl? İyi. Bana çok yakınlık gösteriyor. Sana aşık da ondan. Eminim. Olur mu orada? Görürüz. Scotland Yard'a hoş geldiniz. Evet. Şöyle küçük bir toplantı yapmanın zamanı geldi diye düşündüm. Ondan çağırdım sizleri. Geciktim, özür dilerim ben. Merhaba Mr. Oliver. Günaydın. Merhaba Mr. Oliver. Ne haber Albay Reis? Bir şeyler öğrenebildiniz mi? Desper hakkında hemen hemen bilmediğim bir şey kalmadı. Aleyhinde kullanabileceğimiz bir nokta yok. Dürüst bir adam. Orduda disipline riayetiyle tanınmış. Sicili mükemmel. Gittiği her yerde sevilen, güvenilen bir insan tesiri bırakmış. Afrika'ya gittiği zaman yerliler onu çok sevmiş. İyi bir avcı, soğukkanlı, ileri görüşü ve itimada layık. Hayatına karışmış ani bir ölüm vakası falan yok. Bilhassa bu noktaya dikkat ettim, yok. Yalnız bir arkadaşın aslan parçalamış. Ben adamın müdafaa namesini yazın dememiştim. İnatçısınız be. Eğer hoşunuza giderse bir hadiseden bahsedeyim. Güney Amerika'nın içlerine doğru bir seyahat yapılmış. Desper sertiplemiş. Yanında tanınmış biyolojik bilgini Profesör Luxmore'la karısı da varmış. Profesör sıtmadan ölmüş ve Amazon nehrinin yakınlarında bir yere gömülmüş. Sıtmadan ha? Evet. Ama sizden saklamayacağım. Kafiyedeki yerli hamallardan biri profesörün sıtmadan ölmediğini, tüfekle vurulduğunu yaymış etrafa. Daha önce hırsızlık suçuyla kovulduğu için kimse onun sözünü ciddiye almamış. Kim gidiyor diye düşünmüşler. Acaba? Benden bu kadar. Kararı siz verin. Yalnız şunu söyleyeyim ki Desper'in geçen gece işlenen cinayetle hiçbir ilişiği yok. Nereden biliyorsunuz? Onun gibiler adam öldüren. Ya kendine göre çok önemli bir sebebi varsa, bu cinayeti o yüzden işlemişse? O zaman da ona bu cinayeti işletecek bir sebepti derim. Hakkın yerini bulması kanunla halledilir Albay Reis. Herkes kendi hakkını korumaya kalkışsaydı. Bazen oluyor. Oluyor böyle şeyler ben. Ben de olmamalı diyorum Albay Reis. Özür dilerim. Ben daha fazla kalamayacağım. Yapacak işlerim var. Ama tekrar ediyorum, Desper katil olamaz. Bence bu böyle. Bu Mrs. Luxmore nasıl bir kadın? Londra'da oturuyor. Gidin kendiniz görün. İşte Hazreti Üçkağı'da yazılı. İyi günler. Belki de Albay Reis'in hakkı var ama yanılmış olabilir. İnsanlar belli olmaz ki. Müfettiş Basıl, biraz da siz konuşun. Neler yaptınız, anlatın bakalım. Ne anlatayım bilmem ki. Mr. Şeytana'nın evrakı arasında bize ipucu verecek hiçbir şey bulmadım. Katil o dört kişiden biri ama hangisi? Elimizde delil yok. Monsieur Poirot'un dediği gibi sadece geçmişlerindeki hadiselerden işe başlarsak bir sonuca ulaşacağız. Peki böyle hadiseli bir geçmişi olan var mı? Var. Hangisi? Dr. Roberts. Çok enteresan. Evet, devam edin. Bundan 4-5 yıl önce Miss Craddock adında bir kadın hastasının kocası onu karısını ayartmak suçuyla doktorlar cemiyetine şikayete kalkmış. Doktor adamı güçlükle vazgeçirmiş. Mrs. Craddock isterik bir kadınmış. Doktor onu tedaviye çalışıyormuş. Mr. Craddock bu şikayet fikrinden pek kısa bir süre sonra ölmüş. Mikroplu bir tıraş fırçası yüzünde. Doktorun işi mi acaba? Belki de. Peki kadınla evlenmiş mi doktor sonra? Yok canım. Kadın kışı geçirmek için Mısır'a gitmiş. Orada kan zehirlenmesinden ölmüş. Acaba doktor mu yaptı dersiniz? Belki de.
Çünkü kadın İngiltere'den ayrılırken bazı hastalıklara karşı aşılanmış. Peki bu aşıları doktor mu yapmış? Evet. Anlaşıldı öyle. Orada da katı bir şey yok. Bizimkiler faraziye. Belki de doktor yaptı diyoruz. Şeytana yakalanmamaya muvaffak olmuş katillerden bahsederken bunu söylemek istemişti herhalde. Peki şeytana nasıl öğrenmiş bunları? Kim bilir. Diyelim ki Robert Craddock'ları skandal çıkaracaklar, mesleğine zararı dokunacak diye öldürdü. Bakalım şeytanayı da o mu öldürdü? Bence hayır. Mikroplarla işini halleden bir adam neden hançer kullar? Doğru, haklısınız. Yo, bence de katil o değil. Robert'ı bir kenara bırakalım, ya öbürleri? Ya öbürleri? Mrs. Lorimer'ın hayatında en ufak bir gölge bile yok. 20 yıldır dul. Yılın mühim bir kısmını Londra'da geçiriyor. Kışları Riviera'ya, Mısır'a gidiyor. Muntazam bir hayatı var. Karakterinin mükemmeliyeti sayesinde daima saygı görmüş. Buna rağmen şeytananın onu davet etmesi midemi bulandırıyor. Belki de onun da gizlediği bir sırrı var, bilinmez ki. O halde geriye Anne Meredith kalıyor. O da temize çıktı. Hayatında hiçbir şüpheli ölüm vakası yok. Bütün soruşturmalarım lehinde. Ama çalıştığı evlerden birinin hanımı yanlışlıkla ilaç yerine zehir içerek ölmüş. Bunu biliyor muydunuz? Sahi mi? Nereden öğrendiniz? Kendi usullerimle. Arkadaşı Roda haber verdi. Bu hadise anı çok sarsmış. Lafının edilmesine bile tahammülü yokmuş. Nerede ve ne zaman olmuş? 3 yıl önce. Kombiyes'te. Ya. Bu kız beni başından beri aldattı durdu. Neden yalan söylemeyi tercih ediyor acaba? Yalancılık her zaman bir suç delili sayılmaz. Haklısınız Monsieur Poirot. Diyelim ki Combiest'teki kaza değildi de Miss Meredith öldürdü kadını. Bundan şeytanayı da onun öldürdüğü sonucuna varamayız ki. Gerçi öbürü de cinayet ele almaya değer bir şey. Mr. Şeytanay'a göre bir şey çıkaramazsınız bundan. Dr. Roberts meselesinde haklı, bir şey çıkaramayız. Fakat Anne Meredith'in gemi soruşturmak üzere yarın Combiest'e giderim. Peki ya binbaşı Despard? Onun hakkında ne öğrendiniz? Onunla hiç ilgilenmedim. Albay Reis'e bırakmıştım soruşturmayı. Ondan da şüphelenmedim değil. Fakat albayı dinlediniz. Bir nokta beni hala rahatsız ediyor. Niçin Miss Meredith'in evine gitti? Söylediğine göre ilk defa o gece tanışmışlar. Kızın çok güzel olduğunu unutuyorsunuz ben. Zahir, herhalde sebep bu. Yalnız binbaşı bir avukata başvurmuş. Bir şeyden çekiniyor olmaz. Despard ileriyi gören bir adam. Tedbirli bulunmak istemiştir. Her şeyi inceden ince hesaplamasını sever. Yani öyle kaşla göz arasında adam bıçaklayacak cinsten değil. Mecbur kalmadıkça hayır, ama eli çabuk, bunu da unutmamak lazım. Monsieur Poirot, gelelim sizin düşündüklerinize. Henüz konuşmaya hazır değil misiniz? Söyleyeceklerim sizinkilerden farklı değil. Dr. Roberts, Mrs. Lorimer, binbaşı Despard'la görüştüm. Karakterleri hakkında belli başlı şeyler öğrendim. Mesela Roberts'ın görüş kabiliyeti müthiş. Mrs. Lorimer'ın bir konuya adeta etrafını görmeyecek kadar kendini verişi, çiçekleri sevmesi... Despard'ın kendisine uyan şeylerden başkalarına dikkat bile etmeyişi gibi. Şeytananın evindeki halılardan başka hiçbir eşyayı hatırlamıyorum. Peki ya Miss Meredith? Ona en sona bıraktım. Ona da odadakileri hatırlıyorum diye soracağım. Garip bir usulünüz var Monsieur Poirot. Tamamen psikolojiye dayanıyor. Bari bir sonuç alabilecek misiniz? Hayır, sadece onların zekaları hakkında fikrim oluyor. Sizden bana mesleki bir yardımda bulunmanızı rica edeceğim. Hay buyurun. Profesör Luxmore'un karısıyla görüşmenizi isteyebilir miyim? Neden? Ondan ancak siz bir şeyler öğrenebilirsiniz. Şeytanın yaptığı gibi. Sizce şeytan ondan bir şeyler öğrenmiş midir? Sanırım. Anlaşıldı. Bugünkü toplantının sohbetten ileri gideceği yok. Ben müsaade isteyeyim. Evde yazılarım beni bekliyor. İyi günler. İyi günler. Mrs. Luxmore'dan ne öğrenmemi istiyorsunuz? Profesör Luxmore'un ölümünün gerçek hikayesini mi Süparo? İpek çorap istiyorum. Lütfen en iyi cinsten olsun. Hay Monsieur Poirot. İşte bunlar en iyileridir. Biraz pahalı ama inanın harikulade şeyler. Güzel, tam istediğim gibi. Kaç çift istiyorsunuz? 19 lütfen. 19 mu dediniz? Evet. Çok hafif renk farkları olsun. 19. Buyurun efendim, kasa karşıda. Bu da sizinsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler. Tam vaktinde geldim. Binbaşı neredeyse gelir. Neden Mrs. Luxmore'a gittiniz sorabilir miyim? Profesör Luxmore'un ölümünün gerçek hikayesini öğrenmek için. Gerçek hikayesini ha? Bir kadının gerçeklere ne kadar saygı gösterdiğini bilmez misiniz? Bilirim. Üstelik o kadının aklından zor olursa. Yok canım, biraz romantik o kadar. Romantikliği basın. Yalancının biridir. Bana öyle geliyor ki bazen yalanlarına kendi bile inanıyor. Olabilir. Korkunç bir kadın. Ondan neler çektim orada. İnanırım. Beni dinleyin Mesut Poirot. Gerçeği ancak benden öğrenebilirsiniz. Yani hikayenin size uygun gelen şeklini mi anlatacaksınız? Hayır, gerçeği.
İster inanın ister inanmayın bana. Çünkü sözlerimin doğruluğunu ispat etmem imkansız. Seyahati Luxmore'lar için ben tertipledim. Bitkilere pek düşkün, sempatik bir ihtiyardı profesör. Karısı nasıl olduğunu siz de gördünüz. Seyahat adeta bir kabus gibi geçiyordu. Kadına aldırış bile etmiyordum, hiç hoşuma gitmiyordu. Canımı sıkmak, rahatsız etmek için de ne mümkünse yapıyordu. İlk 15 gün her şey yolunda gitti. Bu arada hepimiz sıtmaya yakalandık. Benle kadını hafif atlattık fakat profesör çok ağırlaşmıştı. Bir gece, burasını lütfen dikkatle dinleyin. Profesörün nehrin kıyısında sazlıklara doğru koşarken gördüm. Şiddetli ateşin tesiriyle kriz geçiriyordu. Nehire yuvarlanacaktı. Arkasından yetişip yakalamak için vakit yoktu. Onu durdurmanın tek yolu vardı. Hemen tüfeğime sarıldım. İyi nişancı. Maksadım bacağından yaralayıp onu nehre düşmekten kurtarmaktı. Tam tüfeğimi doğrulttuğum sırada çılgın kadın ortaya atıldı, koluma sarıldı. Ateş etme, Allah aşkına ateş etme diye bağırmaya başladı. Tüfek tam o anda ateş almıştı. Kurşun profesörün sırtına saplandı ve adamcağız öldü. Evet. O feci anı unutamam. Sırtım kadın. Kocasının ölümüne sebep olduğunu bir türlü anlamak istemedi. Bunu onu çok arzu ettiğim için yaptığımı sandı. Onun ısrarı üzerine profesörün sıkmadan öldüğünü söyledik. Hamallarımız kazayı görmüştü. Gerçeği biliyorlardı. Fakat bana sadık oldukları için onlar da sustu. Profesörü orada gömdük. Sonra memlekete döndük. O deli kadından bucak bucak kaçıyorum hala. İşte benim hikayem Müslüp olurum. Geçen gece yemekte şeytana avlarda kazalar olur demişti. Sizi kastetmiş olacak. Sanırım. Mrs. Luxmore anlatmıştır ona. Şeytana böyle hikayelere bayılır. Bu hikaye şeytana gibi bir adamın elinde sizin için tehlikeli olabilirdi. Şeytanadan korkmuyordum ki. Bana inanıp inanmamakta serbestsiniz tabii. Size inanıyorum binbaşı Despard. Teşekkür ederim. Neden bu kadar korkaksın en? Deve kuşu gibi başını kumlara sokarak saklanmakta ne mana var? Orada da bir cinayet var. Sen de en az şüphe edilenlerden birisin. Daha fena ya, katil hep az şüphe edilen çıkar. Bak orada polisin her sorduğuna cevap vermekte bir mahsur görmüyorum ama Monsieur Poirot'un... Çağırdığı zaman gelmeseydi ne düşünürdü? Suçlu olduğuna hükmetmez miydi? Suçlu değilim. Biliyorum en. İstesen de kimseyi öldüremezsin sen. Beni niye çağırdı anlamıyorum. Ah, beklettim, affedersiniz. Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Size ne gibi bir hizmette bulunabilirim? Hafızanıza güvenebilir miyim? Hafızama mı? Mr. Şeytana'nın evinde bridge oynadığınız odayı tarif edebilir misiniz? Biliyorum bu bahsin açılmasını istemiyorsunuz. Kabus gibi geliyor size. Fakat odayı hatırlıyorsunuz değil mi? Çok güç hatırlaması. Duvarları kağıtla mı kaplıydı yoksa boya mıydı bilmiyorum. Acayip bir renkteydi. Yerde halılar, bir piyano vardı. Başka? Pencerenin karşısındaki masada mısır işi bir mücevher kutusu vardı. Ha evet, o küçük hançerin durduğu masa üzerinde. Öyle mi? Hançeri fark etmedim. Evet, mücevher kutusu diyordunuz. İçinde güzel taşlar vardı, bilhassa kırmızı mavi renkte olanlar. Birkaç kıymetli yüzük. Daha bir sürü şey. Mr. Şeytana büyük bir koleksiyoncuydu. Doğru. Odasında o kadar çok şey vardı ki bir defada hepsini görmek mümkün değildi. Dikkatinizi çeken başka bir şey yoktu demek. Abi, bir de suyu değiştirilmesi gereken bir vazo dolusu krizantem vardı. Teşekkür ederim. Binbaşı Despard'ı bu yakınlarda hiç gördünüz mü? Bizi tekrar ziyarete geleceğini söylemişti ama sözünü tutmadı. Sorularıma böyle iki güzel tarafından cevap almam ne şans. Miss Meredith, sizden bana bir yardımda bulunmanızı rica edebilir miyim? Merak etmeyin, merak etmeyin. Cinayete ilgisi yok, şahsi bir mesele. Ne gibi? Noel yaklaşıyor biliyorsunuz. Bir yığın akrabaya hediye almam gerek. Bu devirde genç hanımlara hediye seçmek de mesele. Benim zevkim de maalesef eski moda. Peki benim size ne gibi bir yardımım dokunabilir? İpek çorap makbul bir hediye midir? Bu hem de nasıl? Beni büyük bir sıkıntıdan kurtardınız. Şimdi sizden ricam... 15-16 çift kadar değişik renk ipek çorap aldım. Bunların arasından en hoşa gidecek yarım düzine kadarını ayırır mısınız? Tabii, bundan kolay ne var? Teşekkür ederim. Hediye paketlerini çok önceden göndermezsem içim rahat etmez. İşte çoraplar. 6 tane ayırın lütfen. Mr. Poirot, şu duvardaki tablolar ne kadar güzel. Beğendiniz mi? Çok. Öbür odada 2 tane portre var, görmek ister misiniz? Tabii. Buyurun. Nasıl buldunuz? Şaheser. Bence bu 6 çift en güzeli. Buyurun Mesih Poirot. Çok teşekkür ederim Miss Meredith. Biz gitsek fena olmaz. Otobüsü kaçırmıyor. Haklısın şekerim. Müsaadenizle Mesih Poirot. Rica ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim Miss Meredith. İyi günler Miss Davis.
garip şey. Ben 19 çift çorap almıştım. Burada 17 çift var. Şeytan Ana'nın hanımına kızan bir hizmetçi onu öldürebilir derken neyi kastettiğini anladın mı Şifaro? Yalnız Mrs. Benson'ı niye öldürdü onu anlamadım. Ben anladım dostum. Anlatın lütfen. Bugün ufak bir deneme yaptım. Miss Meredith'le arkadaşını buraya davet ettim. Miss Meredith'e de mahut sorumu sordum. Bu soruya çok önem veriyorsunuz. Evet, faydasını gördüm. Miss Meredith çok şüpheci, pek çok. Ona birkaç küçük tuzak kurdum, hemen hepsini atlattı. Kendisi öyle zannetti daha doğrusu. Mücevherlere olan düşkünlüğü yüzünden kapı yanındaki masayı, üzerinde duran mısır işi mücevher kutusunu derhal hatırladı. Hançer de onun yanında duruyordu biliyorsunuz. Görmemiş olmasına imkan yok. Ama o görmedim dedi. Bir de odadaki krizantem dolu vazonun suyu değiştirilmeliydi dedi. Bunlardan bir şeyler çıkarmak mümkün değil mi? Karakteri hakkında tabii. Çiçekler gözünden kaçmadığına göre çiçek seven bir insan mı? Hayır. O zaman başka bir hanım gibi kırmızı laleleri de görmesi lazımdı. Demek ki bu kız çalıştığı yerlerde vazoların suyunu değiştirmek, taze çiçek koymakla vazifeliydi. Ondan bir alışkanlık yaratmıştı bu. Sonra demin de dediğim gibi mücevhere, süslü şeylere bayılıyor. Aha, şimdi ne soruca varmak istediğimizi anlıyorum. Mrs. Benson'ı parası için öldürmüş olamaz. Çünkü hala hayatını kazanmak için çalışıyor. O halde neden? Miss Meredith'i iyice tahlil ettim. Kendi halinde fakir fakat iyi geliyor. Güzel şeylere zaafı var. Bu arada çalıştığı öbür evlerden bir şeyler aşırmış. Hanımlar dağınıklıkları yüzünden farkına varmamış olabilir. Güzel bir yüzük, bir çift küpe, bir broş filan. Demek ki eski ufak başarıları ona cesaret verdi. Mrs. Benson'ın da birkaç şeyini beğenip aşırmaya kalktı. Bu defa karşısında derli toplu eşyasının yerini bilen bir kadın vardı. Miss Meredith, Miss Benson'ın kendisini polise teslim edeceğinden korkmuş olacak. Biraz şişelerini değiştirmek hiç güç olmamıştır. Kadın da kendi hatası yüzünden ölmüş sayıldı. Belki bu bir faraziye fakat belki de böyle olmuş. Böyle olduğundan eminim. Bugün Miss Meredith benim evimden de bir şey çaldı. Ne diyorsunuz? Evet, ona aralarından 6 çift seçmesi için verdiğim 19 çift çoraptan 2 çiftini çantasına indirmiş. Niye verdiniz ona çorapları? Küçük bir tuzak. Akrabalarıma hediye edeceğim. Kadın gözüyle en iyi 6 çiftini ayırın demiştim. Anlıyorum. Şeytana haklı. Böylece ikinci ele geçmemiş katil de çıktı ortaya. Ama şeytanayı kim öldürdü? Miss Meredith mi? Bu riski göze alır mı almaz mı? İlaç şişelerini değiştirmeye benzemez. Şeytanayı öldürmek çok ince hesapları olan zeki usta bir katilin işi. Doğru. O halde Roberts'la kızı listemizden çıkaralım. Ya Despot'a ne haber? Mr. Luxmore neler anlattı? Mrs. Luxmore bir yığın yalan yanlış şey anlattı. Despot'un masum olduğuna inanıyor musunuz? Evet. Ben de. Bir adamı karısını elinden almak için öldüreceklerden değil. Şeytanayı o da öldürmemiştir. Geriye Mrs. Lorimer kalıyor. Evet. Benim. Telefon eden Mrs. Lorimer. Hemen kendisini görmeye gitmemi istiyor. Acaba. Bakalım. Şeytanayı ben öldürdüm Mr. Farrow. Ya, demek siz öldürdünüz. Neden Mrs. Lorimer? Sebebini biliyorsunuz sanırım. Size ait bir sır biliyordu değil mi? Evet. Başka bir cinayete ait mi? Evet. Bunları neden bana anlatıyorsunuz? Neden beni çağırdınız? Bir gün çağırırsam geleceğinizi söylemiştiniz. Haklısınız. Demek o gece Mr. Şeytan'ın sarf ettiği bazı sözlerden alındınız. Beni kastettiğini hemen anlamıştım. Zehir kadın silahıdır demişti. Sizin ve müfettiş Battle'ın orada bulunuşunuz tesadüf değildi. Bugüne kadar kimse benden şüphelenmemişti. Beni ele vereceğini sezdim. Onu öldürmek ne zaman aklınıza geldi? Bilmiyorum. Yemeğe giderken hançeri görmüştüm. Oturma odasına geçerken de aldım, elbisemin koluna sakladım. Kimse görmedi eminim. Haklısınız, görmedik. Sonra bir ara masadan kalktım. Şömineye odun atmak bahanesiyle oraya yaklaştım. Şeytana uyukluyordu. Bana sanki bir şey sormuş gibi yüksek sesle cevap verdim. Bağırmadı mı? Hayır. Ağzından hafif bir inilti fırladı o kadar. Sonra? Bridge masasına döndüm, oyuna başladım, sıran gelmişti. Anlamadığım bir şey var. Bu kadar ustaca, ince hesaplarla, zekice cinayet işlediniz. Aradan 15 gün geçti, kimse sizden şüphe etmedi. O halde neden kendinize ele veriyorsunuz? Miss Meredith kendisiyle karşılaşıp çay içtiğimizi söylemiş miydi size? Evet. İşte o gün. O gün doktorumdan çıkmıştım.
Doktor çoktan da şüphe ettiğim hastalığa yakalandığımı kati olarak teşhis etti. İtina edersem daha birkaç sene yaşayabilirmişim. Anlıyorum. Üç kişinin benim yüzümden töhmet altında kalmalarına içim razı olmadı. Bilhassa Miss Meredith'in. Öyle genç ki. Nihayet kararımı verdim ve size telefon ettim. Evet. Mrs. Lorimer, lütfen bana doğruyu söyleyin. Mr. Şeytana'nın davetine gelirken onu öldürmeyi düşünüyor muydunuz? Hayır. Yani cinayet önceden tasarlanmış değil. Hayır. O halde yalan söylüyorsunuz Mrs. Lorimer. Yalan. Mr. Poirot, lütfen saygısızlık etmeyin. Ben asla yanılmam Mrs. Lorimer. Neden? Pekala, sizin de yanılmanız mümkün. Hayır. İtirafınız beni çok şaşırttı önce. Siz ne söylediğini bilen bir kadınsınız. Cinayeti işlediğinizi söylüyorsunuz. Ben size cinayetin nasıl işlendiğini sizden daha iyi biliyorum. Öyleyse benim aklımdan zorun var. Hayır Mrs. Lorimer. Hayır. Aklım tamamen başımda. Haklı olduğuma eminim. Keşke cinayeti isteyen gerçekten siz olsaydınız. Ama öldürme tarzı size hiç uymuyor. Karakterinizin dışında bir şey. Eğer şeytanayı öldürmeyi önceden tasarlamadınızsa onu siz öldürmediniz. Monsieur Poirot, eğer ben bir cinayet işlediğimi itiraf etmek istiyorsam... ...işleyiş tarzım hakkında neden yalan söyleyeyim? Neyi değiştirir? Şeytanayı siz öldürmediniz. Şimdi meseleyi anlamaya başladım. Miss Meredith'e rastladığınız gün aklınızda kendi genç kızdığınız... ...yalnız çaresiz günleriniz geldi. Anladım. Yalnız merak ettim. Katilin Anne Meredith olduğuna neden bu kadar eminsiniz? Monsieur Poirot. Boşuna inkar etmeyin Mrs. Lorimer, ben gerçeği biliyorum. Bu fedakarlığı ne Robert için ne de Desperate için yapmazdınız. Ama Anne Meredith başka. Ona yakınlık duydunuz. Çünkü o da bir zamanlar sizin yaptığınız bir şeyi yapmıştı. Cinayete ne sebeple işlediğini bile bilmiyordunuz. Fakat katilin o olduğunu hissetmiştiniz. Bunu daha ilk gün anlamıştım. Görüyorsunuz ya Mrs. Lorimer, bana yalan söylemenize lüzum yok. Hassassınız. İyi bir şey. Hareketiniz çok asil. Suçu üzerinize alıp kızı kurtarmak. Ben de masum değilim, unutmayın Monsieur Poirot. Yıllar önce kocamı öldürmüştüm. Ya. Hak yerini bulsun istiyorsunuz demek. Yaptığın şeyin cezasını çekmek. Bravo, cesursunuz. Yalnız size tekrar ediyorum. Şeytanayı Anne Meredith'in öldürdüğünü nereden biliyorsunuz? Gözümle gördüm. Alo? Monsieur Poirot? Benim. Bir şey mi var müfettiş Petrov? Dün bana Miss Meredith'i yakalamamız lazım. Tehlikeli olabilir demiştiniz. Evet. Yanılmışsınız. Ne demek istiyorsunuz? Katil Mrs. Lorimer. Ne? Mrs. Lorimer intihar etti Monsieur Poirot. İntihar mı etti? Evet. Despera, Robert, Miss Meredith'e birer mektup yazmış. Onları bunca zamandır tövmet altında bıraktığı için özür dilemiş. Şeytanayı öldürdüğünü de itiraf etmiş. Gecede doktorun verdiği uyku ilacından fazla bir ser dağılarak hayatına son vermiş. Ya. Dün onunla neler konuştunuz Monsieur Poirot? Miss Meredith'in katili olduğunu mu söylediniz ona? Evet. Yanılmışım. Demek siz de yanılabilir misiniz? Ama siz de Mrs. Lorimer hakkında hiçbir şey ispat edecek durumda değilsiniz. Mektupların hepsi yerine gitmiş evet. Mi? Neredesiniz şimdi? Mrs. Lorimer'ın evindeyim. Hemen geliyorum oraya. Bekliyorum. Hanımınızın halinde bir acayiplik var mıydı? Hayır, yorgunluk sancısı var. Son günlerde saati hiç iyi değil. Biliyorum. Dün çok yorgundu. Sizden sonra gelen genç hanım da onu fazla yordu herhalde. Genç hanım mı? Dün gece buraya bir hanım mı geldi? Evet. İsmim Meredith. Çok kaldı mı? Bir saat kadar. Sonra? Hanımım yastı, yemeğini bile yatağındaydı. Çok az. Mrs. Lorimer dün gece mektup yazdı mı kimseye? Yattıktan sonra zannetmem. Emin misiniz? Sabah postalanmak üzere birkaç mektup verdi ama gece yazmadı. Kaç mektup verdi? 3. Üzerindeki adresleri hatırlıyor musunuz? Mektupları postaya ben attım. Üstteki Fortnum ve Mason şirketine yazılmıştı. Öbürlerini hatırlamıyorum. Peki, teşekkür ederim. Desper'in evine kaç defa telefon ettik bulamadık. Nereye gitti acaba? Uşağı haber verdi, ona da bir mektup gelmiş. Doktor Robert'ın sabah erkenden buraya geldiğini, Mrs. Lorimer'ı iyileştirmeye çalıştığını biliyorsunuz değil mi? Tabii, siz gelmeden önce gitti evine. Güzel, o halde onu evinde buluruz. Alo, Doktor Robert. Ben Hercule Poirot. Size bir şey sormak istiyorum.
Mrs. Lorimer'ın el yazısını tanır mısınız? Hiç tanımıyorsunuz öyle mi? Peki peki. Teşekkür ederim. Kafanızda neler geçiyor gene? Dinleyin dostum. Dün ben buradan çıktıktan birkaç dakika sonra Anne Meredith geldi. Anne Meredith gittikten sonra Mrs. Lorimer yattı. Hizmetçinin dediklerine bakılırsa mektup falan yazmamış o sırada. Size onunla yaptığımız görüşmeyi anlatmıştım. Demek ki ondan önce de yazmış olamaz. O halde ne zaman yazdı? Belki de hizmetçi ve uşaklar yattıktan sonra yazdı. Kalktı kendi postaya attı. Olabilir fakat başka bir ihtimal daha var. Mektupları belki de hiç yazmadı. Yani? Çavuş O'Connor binbaşı Deadman evinden telefon ediyor. Binbaşı Wallingford'a gitmiş. Wallingford? Yani Anne Meredith'in oturduğu sayfaya. Evet. Derhal oraya gitmemiz lazım. Size içim rahat değil demiştim. Tekrar ediyorum dostum, bu kız tehlikeli. Aklın başka taraftayken cevap verme bana. Beni dinle. Dinliyorum. Ha şöyle. Bak ben diyordum ki hani buraya o adam geldiği zaman. Müfettiş Bentley. Evet. Keşke ona Combiest'e Miss Benson'un yanında çalıştığını söyleseydin. Neden? Çünkü şey gizlediğim bir şey varmış tesiri bırakabilir. Söyleseydin daha iyi olur. Artık çok geç. Biliyorum. Sonra o meselenin şimdiki durumumla ilgisi yok. Bahsetmeye ne lüzum var? Haklısın. Orada sadece 2 ay kaldım. Beni tanımazlar bile. Doğru. Benimki de budalalık ama nedense huzurum kaçıyor. Düşün en, bunu öğrenirlerse aleyhine olabilir. Nereden öğrenecekler? Combiest'tekiler biliyor ya. Bilsinler, müfettişe gelip haber verecek değiller ya. Ancak beklenmedik bir tesadüf olacak da. Olabilir ama. Valla bu mesele üzerinde çok durdun artık, yeter. Affedersin şekerim, polisin senin hakkında kötü şeyler düşünmesini istemiyorum da. Kimse bir şey bilmiyor, kim söyleyecek? Senden başka bilen yok. Öyle seviniyorum ki binbaşı Desper geliyor diye. Kim? En. Çok hoş bir adamım. İstemiyorsan ne olur, ne olur bana bırak. Saçmalama Ruth, adamın bana aldırdığı bile yok. O halde neden seninle bu kadar ilgili? Seni korumak için neden bu kadar uğraşıyor? İkimize de aynı şekilde davranıyor. Nazik olduğu için. Ama onu sen istemiyorsan ben seve seve ilgilenirim. Sonunda da evlenirim belki, belli olmaz. Seninle olsun şekerim. Çok kuvvetli bir erkek, harikulade bir yapısı var. Bu derece erkek derisi olduğunu bilmiyordum. Senin de hoşuna gitmiyor mu yani? Gidiyor çok. Benden birazcık hoşlanıyor değil mi? Hı? Evet evet hoşlanıyor. Kaçta gelecek? 12'de. Yarın saat 10:30. Neye kıyısına gidelim? Ama Desper 11'de gelirim dememiş miydi? Ne bekleyelim onu, eve haber bırakırız, nehir kıyısına gelir. Bizi orada bulur. Daha doğrusu kendini bu kadar ucuza satma. Hadi gidelim. Gitti, ona rastlamadık gelirken. Nehir kıyısına gitti. Arkadaşı? İkisi beraber. Peki teşekkür ederim. Bize gittikleri yolu tarif edebilir misiniz? Şu karşı yoldan sola sapacaksınız. Karşınıza patika çıkacak. Patikanın bitiminde sağa sapacaksınız. Çıkalı 45 dakika oldu. Onları orada bulursunuz. Bir şey mi varmış? Paro telaşlı görünüyorsun. O doğru. İçime kötü bir şeyler doğuyor. Yani? Bilmem, her şey olabilir. Buraya gelelim diye telaşlandınız. Şimdi de içiniz içinize sığmıyor. Bir şeyden mi korkuyorsunuz? Tahmin edebilirsiniz. Ediyorum. Miss Meredith arkadaşının Mrs. Oliver'a bir şey söylediğini sezmiş olmuyor. Acele edelim dostum, acele edelim. Şuraya bakın. Binbaşı Desper. Nehrin kenarında sinirli sinirli dolaşıyor. Kızlar sandalla açılmışlar. Onu görmemiş olsun. Eyvah sandal! Sandal! Ne yapıyor bu çılgın? Koşalım, koşalım. Vay canına, gördünüz mü sandalı nasıl devirdi? Az kalsın 4. cinayetini işleyecekti. Kızların ikisi de yüzmek bilmiyor, çırpınıp duruyorlar. Desper suya atladı. Acaba önce hangisini kurtaracak? Kızlar birbirinden çok uzakta. Bakın bakın, Rosa'yı sahile getiriyor. Hah işte, şimdi de öbürünü kurtaracak. Yardıma gidelim. Şu paltoyu omuzumuza alın isteyiz. Yardım edin de yatıralım. Suni teneffüs yaptıralım. Rosa iyi misiniz? Ben de beni kurtardın. Beni. Rosa sevgilim.
anlattıklarınız sizi üzecek, hazır olun. Kombiyos'taki Mrs. Benson kaza eseri ölmedi. İlaç şişelerini arkadaşınız değiştirmişti. Olamaz, çok korkunç bir şey. Sen neden yaptın? Kendince bazı sebepleri vardı. Miss Meredith bu hadise hakkında konuşacak tek insanın siz olduğunuzu biliyordu. Mrs. Oliver'a bahsettiğinizi söylemiş miydiniz? Hayır. Buna rağmen sizi kendisi için tehlikeli hissetti ve ortadan kaldırmaya karar verdi. Ortadan kaldırmaya mı? Beni ha? Tanrım, inanamıyorum. Miss Meredith öldü artık, ondan bahsetmeyelim. Kendinize hiç de iyi bir arkadaş seçmemişsiniz Miss Davis. Müsyö Faro'nun evine geldik. Oh, buyurun buyurun. Biz sizden biraz önce geldik. Siz bana telefon eder etmez Doktor Roberts'ı aradım, beraber geldik. Olanı biteni öğrenmek için can atıyoruz Müsyö Faro. Öyle. Mr. Şeytana'nın katili bulundu. Bize Oliver söyledi bana. Hayret. O küçük güzel kısa. Anladı. Doğrusu inanamadım önce. Onun katil olduğuna inanmak güç. Ama katildi. 3 cinayet işledi. 4.sünü de başarıyordu aslında. Anladım gibi değil. Neden? Gerçek hayatta da bazen kitaplardakine benzeyen şeyler olur. Ne günmüş bugün. Önce Mrs. Lorimer'dan bir mektubu aldım. Katilim diyordu. Şimdi de katilin başkası olduğu meydana çıkıyor. Mektup sahteydi öyleyse. Evet. Kendine de bir tane yazmış ha? Tabii. Bütün deliller Mrs. Lorimer'ın intihar ettiğini gösterdiği için mektupların el yazısı mütehassısları tarafından inceleneceği aklına gelmemiştir. Tecessüsümün mazur görünmesi Poirot. Fakat Mrs. Lorimer'in intihar etmediğini nereden anladınız? O da hizmetçisiyle yaptığım küçük bir konuşmadan. Anne Redith'in ziyaretinden mi bahsetti? Bundan da bahsetti, başka şeylerden de. Hemen meseleyi çözdüm kafamda. Suçluyu buldum. Bu aynı zamanda Şeytana'yı da öldüren kimseydi. Mrs. Lorimer katil değildi. Mr. Redith'ten neden şüphe ettiniz? Bir dakika lütfen bırakın da sözüme devam edeyim. Mr. Şeytana'yı ne Mrs. Lorimer, ne binbaşı Despa, ne de Anne Meredith öldürdü. Doktor Robert, Mr. Şeytana'yı ve Mrs. Lorimer'ı siz öldürdünüz. Daha neler Mr. Poirot? Ben ne Şeytana'yı ne de Mrs. Lorimer'ı öldürdüm. Neden onu susturmuyorsunuz Mr. Poirot? Mr. Poirot'un sözünü kesmeyin lütfen. Çoktandır Mr. Şeytana'yı öldürenin siz olduğunuzu biliyordum. Yalnız ispat edemezdim. Ama Mrs. Lorimer'ın öldürülmesi meseleyi halletti. Çünkü onu öldürdüğünüzü gören biri var. Saçmalıyorsunuz. Yo. Sabahları erkenden çalışmaya başlayan bazı şirketler vardır. Sizin gibi erken erken yola çıkarlar. Bir yolunu bulup Mrs. Lorimer'ın yatak odasına girdiniz. O gece aldığı fazla miktarda uyku ilacının tesiriyle hala uyuyordu. Bir numara yapıp etraftakilere onu ölmüş olduğunu inandırdınız. Sonra meşliğiniz galebe çaldı, sözde onu yeniden hayata döndürme çareleri aramaya başladınız. Hizmetçiyi Mrs. Lorimer'ı ısıtacak konyak, sıcak su falan getirmeye gönderdiniz. Odada yalnız kaldınız. Sonra ne oldu? Ha onu diyordum, sabahları erken çalışmaya başlayan bazı şirketler vardır. Mesela yüksek binaların camlarını temizleyen bir şirket. Siz odadayken pencere silicisinin merdiveni de Mrs. Lorimer'ın penceresine dayanmıştı. Ve adam o zaman göreceğini gördü. Mrs. Lorimer'ın yatağı içinde çırpındığını, sizin onun koluna enjeksiyon yaptığınızı, kadının hareketsiz kalışını filan. Buna ne dersiniz Doktor Robert? Ona sadece kalbe kuvvet veren basit bir ilaç verdim. Onu kendine getirmek için. Doğru, çok basit. Adına Evipan denir. Kısa ameliyatlarda anestezi için kullanılır. Fazla dozda verilirse ani bir baygınlık yapar. Hele uyku ilacının ardından kullanılırsa tehlikelidir. Ölünün kolunda damarına bir şeyler zerk edildiğini belirten morartıyı gördüm ve otopsi neticesi ilaç derhal teşhis edildi. Bu kadarı size yeter sanırım Doktor Robert. Şeytana'yı öldürdüğünüzü ispata bile lüzum yok. Mr. Charles Craddock'ın katili de sizsiniz. Belki karısının da. Doğrusu bravo. Yakalanacağım hiç aklıma gelmezdi. Herhalde o budala şeytana sizin gözünüzü açtı. Ama ben de ağzının payını iyi verdim. Sizi yakalamak şerefi şeytanaya değil mi? Monsieur Poirot'a ait doktor. Ben daha başında katil Doktor Robert diyordum. Katili nasıl buldum? Bilmem konferans dinlemek hoşunuza gider mi? Hayatımda hiçbir olay beni bu derece ilgilendirmemişti. En ufak bir ipucu bile yoktu ortada. 4 kişi vardı, içlerinden biri cinayet işlemişti ama hangisi? Elimde tek işe yarayan şu mahut oyun sayıları. Dahi o sayılarla pek ilgiliydim. Çünkü o sayılar yatanlar hakkında bir şeyler söylüyordu bana. İlk anda 3. oyunun sonucu dikkatimi çekti. Bridge oyununun en yüksek sayısıydı. Şimdi eğer biri cinayet istemeyi kafasına koyduysa iki tehlikeyi göze almak gerekirdi. Şeytana bağırabilirdi. Ve oyun oynayanlardan biri cinayeti görebilirdi.
Birinci tehlike tamamen şansa bağlıydı. Ama ikincisi için bir şeyler yapılabilirdi. Oyunu en yüksek noktaya çıkarıp hararetlendirmek ve herkesin dikkatini kağıtlara çekmek. Bu yüksek oyunu oynayanı bulmak zor olmadı. Doktor Roberts kağıtlarını deklare etmiş, masadan kalkmıştı. O oyunun sonuna kadar beklemesi lazım. Ve bu arada da cinayeti işledi. Evet. Bir ara Mrs. Lorimer'dan da şüphele eder gibi oldum. O geceki tavrı beni şaşırtmış olacak. Cinayeti ya kendi istemiş ya da kimin istediğini biliyor gibi bir hali vardı. Miss Meredith binbaşı Despard'a Roberts da cinayet işleyebilecek kabiliyetteydi. Fakat böyle birini asla. Bir de odadaki eşyaların tarifini istiyordunuz durmadan Mr. Barrow. Çok işime yaradı ama. Hançeri gören olsa olsa Doktor Roberts'tı. Mesleği icabı kesici aletlere göze alışmıştı. Üstelik gözünden hiçbir şey kaçmayan bir tipti. O gece odada bulunan eşyaları hatırlayamayışı kafasının başka şeylerle meşgul olduğunu gösteriyordu. Peki doktorun cinayet tarzı bambaşka olduğu halde bu işi onun yaptığını nasıl anladınız? Tarzı hiç de birbirinden farklı değil dostum. Hatta psikolojik olarak birbirinin aynı diyebilirim. Herkesin gözü önünde işlenen cinayetler. Mr. Craddock'ın tıraş fırçasına mikrop bulaştırmak, Mrs. Craddock'a tifo aşısı yerine başka ilaç vermek. Ve nihayet bir bridge oyunu esnasında şeytanayı öldürmek. Müthişsiniz Mr. Barrow. Ama bir ara Anne Meredith'ten şüphelenir gibi oldunuz. Çünkü Mrs. Lorimer onu cinayeti işlerken gördüğünü söylemişti. Demek ki Miss Meredith'in bir ara şeytanaya doğru eğildiğini gördü. O zaman onu öldürdüğünü zannetti. Fakat Miss Meredith şeytanaya yaklaştığı zaman onu ölü buldu. Kendisinden şüphe ederler diye sesini çıkarmadı. Çünkü onun ölümü işine gelecekti. Korkudan heyecandan titreyerek yerine oturdu. Demek ki Mrs. Lorimer görmediği halde onun cinayeti işlediğine inanmakta haklıydı. Anlıyorum. Doktor Roberts oyununu aynı yükseklikte tutabilseydi şüphelerim dağılacaktı belki. Fakat bir noktadan sonra çok kötü oynamaya başlamış. Hiç şüphe yok ki huzursuzdu. Nihayet soruşturmalar başladı. Doktor Roberts eski cinayetlerde meydana çıkacak diye korkuya kapıldı. Aklına dahiyane bir buluş geldi. Mrs. Lorimer'ın çok hasta olduğunu anlamıştı. Kurtulamayacağını da sezmişti. Oturdu, onun el yazısını taklit ederek 3 mektup yazdı. Bu bir itirafnameydi. Ertesi sabah da erkenden Mrs. Lorimer'ın evine damladı. Elinde de onun imzasını taşıyan bir mektup. Hizmetçiye hemen polise haber vermesini söyledi. Her şey yolunda gidiyordu. Polis gelinceye kadar her şey bitmişti. Şüpheleri Anne Meredith'in üzerine atmayı nasıl başardı acaba? Ya bunu isteyerek yapmadı işte. Anne Meredith'in Mrs. Lorimer'ı ziyaret ettiğinden haberi bile yoktu. Ya telefonda Mrs. Lorimer'ın el yazısını tanıyıp tanımadığını neden sorduğunuzu şimdi anladım. Tanımadığını söylemişti. Peki onu evinize getirmeyi nasıl başardınız? Mrs. Oliver'ın başarısı. Ona telefon edip Doktor Roberts'a Anne Meredith'in katil olduğunu söylemesini ve evime getirmesini söylemiştim. Doktor Roberts kendi zaferini kutlarken Hercule Poirot ortaya çıktı. İşte benim konferans bu kadar. Mrs. Lorimer'i öldürürken o pencere silicisinin orada bulunması ne şans? Pencere silicisi falan yoktu ki. Onu gören de olmadı. Sadece ben. İnsan zekasının gözünü kullanırsa başındaki gözlerden daha fazla şey görebilirmiş değil. Gel Monsieur Poirot'u öldürelim Rodin. Bakalım hortlayıp katilin kim olduğunu bulabilecek mi?